Düşünce Veya hoş geldiniz. Merhaba. Vav wow, Televizyon'da bir kez daha birlikteyiz ve Ekrem Demir Hocam da her zaman olduğu gibi bizlerle beraber yaklaşık iki saat boyunca. Tabiri caizse Ekrem Hocamızı biraz terletmek istiyoruz. Biraz da kendisini biraz böyle zorlamak istiyorum. Çünkü bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yapacağım bugün Ekrem Hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah nasılsın? hocam Allah razı olsun. Şimdi uzun zamandır yapmayı istediğim bir şey vardı. Yani de böyle işte ikişer saatlik programlar falan yapıyoruz. Ha, birer saatlik. Ha. Yeri göre başka kıymetli konuklarımızı da ağırlıyoruz. Ağırladık işte Ramazan'da. Şimdi sizinle yaptığımız programlardan böyle zihnimde kalan ama böyle parça pinçik sorular var. Hı -hı. Yani iki saati belki doldurmayabilir. Belki de doldurur bilmiyorum yani. sizin. yani geçmişin mi? tortusunu bir alalım evet, yani. hani evet bizi ikna edilmize üstünde bağlı. kalanlar. Evet aynen harika. Tamam. Nasıl? Nasıldı? Eleğin üzerine, <laughs> eleğin üzerine kal <laughs> kalanlar. Aa, Şunları güzel. bir daha dövelim yani. Eyvallah. Hani <laughs> Şimdi evet. Onları biz bir öğrenelim, tamam. bir ikna edin bizi ya da anlatın, biz evet. bir öğrenelim? Böyle küçük küçük sorular. Ben yani. ne edemeyeceğimi göstereyim. Ya da bilmiyorum. Tabii. Şimdi yok. Bugüne kadar ikna etmiş. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Yani onda bir böyle ikna aldık hep güzel anlatımınızla. Evet. Böyle İnsaf beş ilişkisiyle gidince ikna olmak kolaydır. Tabii. Yolu bölüşerek gittiğimizde, Hı. değil mi? Birbirimize doğru yürüdüğümde evet. ve en sonunda da ödülü bölüştüğümüzde insan evet. düz anlıyorduk. Bu üç şey gerçekleştiğinde sohbetten beklenen bereket hasıl olur. Eyvallah. Şöyle oluyor. Bizim niyetimiz en azından. Böyle biz iyi niyetle dinliyoruz. Hani ha, iyi niyet. şöyle yani. dinliyoruz. Mesela bazılarını bazı derken bizim konuklarımız da değil yani dışarıdan hı hı. bazı televizyonlar ya da bazı yerlerde yayınlarda ahkam kesenler dinlerken bazen bir art niyet seziyorsunuz ya. Yani. Hani direkt bitiyor bilgi. Hı Hani size tesir etmiyor. Ama böyle hani siz diğer hı hı. işte kıymetli hocalarımız böyle iyi niyetli olduğunuzu hı hı. bilince hani siz işte e, Allah rızası için bir bilgiyi, gerçek bir bilgiyi anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte doğru evet. yorumlar yapmaya çalıştığınızı hissedince biz direkt temas ediyor bize. Yani evet. hani, orada insaf da buluşuyoruz ortada buluşuyoruz yani. hani Yani var Televizyonu'ndaki hocaların belki en önemli özelliği şudur belki olmalıdır da e, bildikleriyle bilmedikleri arasında çok net çizgiler olan insanlar. Evet. Yani bildikleri kadar bilmedikleri de çok net olan. Yani evet. yani şunları da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Yani bilmiyoruz diyenler çünkü. Yani böyle hani allame-i değil kimse. Yani Aynen. iki cihanın alemi öyle değiliz. Öğrenmeye çalışanlarız. Dolayısıyla hocadan yani talebeden ziyade hocanın talebe olması gerek aslında. Hı hı. Ee, yani bu yolculuktur. Ee, yani bilgiyi yolculuktan çıkarıp böyle bir durağanlığa dönüştürürsek bu hı hı. şey olmuyor yani. Onun için mesela bizim geleneğimizde işte yani eski mesela Grek şeyinde peripatisyenler vardı. Yani yürüyenler yani bilgi yani bilgi yürüyerek konuşanlar. Hı hı. Bu tabii böyle bir fiili şeyden kaynaklanır. Yani şeyin okulun bahçesinde böyle hani gezerek konuşuyorlardı, sohbet ediyorlar evet. falan ama ben şahsen onu biraz daha esnettirerek yani yorumu biraz böyle işare yoruma taşıyarak yani bilginin aslında bir yolculuk olduğunu, bir yürüme olduğunu yani, yani hoca yani sabit böyle bir merkezi yok beraber yürüyorlar gibi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bu da bize meşayeler deniyor, yürüyenler yani. Yani yürüme üzerine kurulu. Çok Dolayısıyla güzel. şimdi hepimiz yürüyoruz, yani ben de yürüyorum, sen de yürüyorsun. Ondan sonra yeni kişiler katılıyor. Mesela başka kervanlara ekleniyoruz mesela değil mi? Yani bir konu oluyor, başka bir kervana ekleniyoruz filan. Bence bizim hani Vav Akademiya'da en çok hani anlatmamız gereken, insanlara en çok söylememiz gereken Yürümeyi sevmek, yürümeden yorulmamak. Aslında evet. durmaktan yorulmak lazım. Yani durmak çok yorucu bir şey gerçekten. bu. <laughs> <laughs> e, ve yürürken yani tempolu şey değil yani böyle hakikaten hani şeyleri söylediği gibi ağır ağır yani ayakları sağlam basa basa ha, çok yürümek güzel. lazım. Düşeceğimizi bilmek lazım. Bazen yuvarlanacağımızı bilmek lazım. Bazen e, kuyunun olduğunu bilmek lazım. Bazen tümsek var falan. Böyle engebeli bir arazide yürüyoruz. Hmm. Ee ağır ağır yürümek dediğiniz sindire 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 yani. sindire. Ben Hakkını mesela veremedim. takvayı şöyle. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenen sahabe takvayı şu şekilde tanımlamış. Takva çok hoş bir ahlaki kavramdır gerçekten. Dini kavramın da özüdür aslında. Yani dikkat demek yani bence takva böyle korkmak değil de dikkat yani bir Teyakkuz yani bir yakaza Hı. hali, bir uyanıklık, hayatın anlamını idrak etmek. Ondan sonra varlığın manasını idrak etmek demektir. Yani takva aslında bu demektir korkmak manası niye geldi bilmiyorum doğrusu. Ee, yani dikkatli olmak yani mesela dikkatli olunca mesela insan korkarsa aslında dikkatli olamaz, titreye. Değil evet, mi? Yani mesela şey. şimdi biz mesela diyelim bir cerraha de, demeliyiz ki it, takva sahibi ol. Ama kork dersek değil mi yani şimdi yani şey evet. Adam ameliyat yapıyor. Şimdi dışarıda hastanın yakınları bak bu hasta sağ çıkmazsa filan dese, ya yani al, yani evet. yani Allah korusun değil mi? Yani adam şey yapamaz yani. Halbuki Dikkatli olmakla korkmak ayrı şeyler. Evet Dolayısıyla şimdi orada yani cerraha diyeceğimiz cümle neyse dindara diyeceğimiz cümle odur. Şimdi sahabe-i kiram şey yaparken çok hoşuma gidiyor bu. Ee, tabiinden birisi sahabeden abla bir mesut olabilir veya bir başka sahabe olabilir. Şimdi ismini unuttum. Yani ismi şu açıdan önemli. Sahaben alimlerinden birisine soruluyor bu soru. Yani sahabenin de kendi içerisinde alimleri var. Mesela evet. abadile vardır. Böyle dört Abdullah vardır. İşte Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Mesud bilir mesela. Abdullah ibni Abbas. Bunlar hakikaten büyük alimlerdir yani. Daha sonraki ilim gelenekleri bunlardan tevarüs ediliyor falan. Ondan sonra başka bazı sahabiler vardır orada hakikaten yani. Mesela ki hadis-i şerif geliyor. Enes bin Malik'ten geliyorsa bir duruyorsun yani. Ha bu burada bir şey olmaz. Hazreti Ayşe'den geliyorsa mesela Validemiz'den evet. burada bir duruyorsun falan ama bir başkadan geliyorsa Hadis olarak güzel hadistir ama ikinci bir delil var mı diye bakıyorsun. Yani başka bir kanaldan da gelmiş mi falan diye. Bunlardan birisinden geliyor. Şimdi adam geliyor diyor ki yani ikinci nesilden birisi. Tabi nesilden. Ya diyor takva nedir diyor. Takva nedir? Şimdi diyor, herhalde yani de, daha önce de anlatmış yani insanlar tam mevzuya girememiş yani. Yani cevap almışlar ama herhalde mevzuya girememişler diye evet. düşünüyorum ben. Demiş ki sen demiş dikenli yolda yürüdüm mü demiş. Dikenli yolda yürüdün demiş. Nasıl yürürsün demiş. Şimdi Araplar yani entar elbisesini düşün. Hı hı. Yani uz, uzun uz, uz, uzun dikenli yol da hani yani diyelim ki dikenlikler var falan değil evet. mi? Şimdi nasıl yürürsün? Ayağında yalın ayak. Evet. Şimdi eteklerini Kon... bir defa bir kontrol edersin. edersin. Yani bizde mesela şeyse çorapların içerisine koyarsın değil mi? Yani pantolon pantolon evet. parçalarını çorapların içerisine koyarsın. E, ayakların gerçi yalın ayaksa şimdi ondan sonra dikkatli dikkatli değil mi? Hani, hani Esraptan... yani şuradan diken bak batmasın hı. vesaire filan diye. Ha demiş. Takva budur demiş. Çok güzel. Şimdi burada Çok korku var, var mı? E... Yok, yok. Da, dikkat, e, var. dikkat var. Dikkat var. Ben şimdi bunu düşünmenin ana özelliği olarak görüyorum. Yani düşünmek ve yürümek ve yolda olmak böyle bir şeydir. Çünkü şimdi burada diken nedir? Burada birçok diken olabilir. Mesela en büyük, en yaygın ve en zararlı diken ön yargıdır. Hı. Çünkü ön yargıların varsa konuyu anlayamazsın. Yani anlayamazsın yani. Evet. Mesela bir, bir konaktım. Ön yargıların var. Geçersin oraya. Halbuki orada bir şey var yani. Yani desek mesela ya şu ağacın altında bir şey yok. Ön yargı. Geçerliliğinde bir çok fazla bir şey varmış. İkinci mesele mesela ön yargılar kadar mesela tehlikeli olan zihin açısından şey mesela e, iddia. Yani yani ben biliyorum hmm. ve ben yaparım. Diğerlerini yani, hafife alma. Hafife o zaman. alma. Şimdi bak. iddiasız yürünmez, iddialı hiç yürünmez. Arada bir tayakkun gerekiyor. Yani hani yapamam diye yürünmez, cesaretle yürünür evet. ama iddiayla yürünmez. Şimdi böyle ölçüler var. E, üçüncü bir mesele e, bildim yani anladım dediğinde orada gene boşluk çıkıyor. Şimdi böyle yani 3 4 tane daha çok şey. Bunların hepsi aslında o takva dediğimiz şey. Zihnin varlıkla ilişki kurma biçimi. Yani dikenli bir yolda dikenler var. Bir kısım sen de sende. Senin dikenlerinle dış dikenlere karşı zihnini koruyacaksın. Yakasını kaptırmayacaksın. Çok güzel. Eteklerini toplayacaksın. Öyle yürüyeceksin yani. Evet. Korku meselesi gerçekten önemli. Hani şey gibi böyle. Hı, -hı. E Tavşanın gözüne ışık tutmak gibi bir şey. Evet. Ya yani korkarsanız hani bu iş hayatınızda da öyle. başka evet. korkarsanız dikkatiniz tamamen dağılıyor. Böyle evet. dikkat körlüğü yaşıyorsunuz. Tabi evet, dikkat Paniklersiniz tabi tabi. Evet dikkatli etraftaki sair şeylere karşı böyle savunmasız kalıyorsunuz o zaman. Evet. Aa, çok güzel hocam. Yani onun için mesela bu şey de mesela dini hayatta bu konuları anlatanların hakikaten daha iyi cümleler bulması lazım. Yani bu... Hani geçmişte şöyle anlatılmış, böyle anlatılmış filan ama evet. birçok şeyin aslında üstün körü anlatılmış olabileceğini de düşünmek lazım. Onun için bir defa malzemenin bütününe bakmak lazım. İki, bunu en iyi kimler ifade etmişse onları seçip çıkartmak lazım. Ondan sonra üçüncüsü de bir de modern dünyanın yani eğitim e, araç Bilini. gereçleri, metotları, yöntemlerine dikkat almak lazım. Yani modern dünya e, bazı şeyleri daha iyi biliyor. Yani mesela diyelim ki, bir insan bir şey nasıl öğretilir bunu daha iyi biliyor, Hı. daha iyi görüyor. Ya da bir insana mesela düşünce nasıl gelişir? Bunu daha iyi biliyor. Şimdi korkutursan, baskılarsan gelişmiyor. Evet. Yani insan çünkü bir defa şeyden yani o bilgi, yani bilgiyi aklına şöyle tutuyor. Bir gün elde edeyim ve yani bir şey elde edeyim ve kendimi kanıtlayayım. Böyle olduğu sürece bilgiyi elde etse bile mizacı gelişmiyor, karakteri gelişmiyor. Şimdi modern dünya bunlar çok iyi biliyor. O zaman şimdi bu modern dünya tecrübesiyle o dini hayattaki o incelikleri bir araya getir. Mesela ki sahabenin. Şimdi bir eğitimci mesela çağdaş dünyadaki bir eğitimci sahabenin bu örneğinden benim söylediğimden çok daha farklı şeyler çıkartabilir evet. aslında. Yani mesela başlık şu olabilir. Dikenler nelerdir? Zihnin dikenleri hadi önyargılar diyelim. Hayatın dikenleri nelerdir? Toplumsal şeylerdeki dikenler nelerdir? Hı hı. Dil nasıl bir dikene dönüşüyor? Yani dili kullanma biçiminde falan bir sürü şey olabilir. Yani bu açıdan gerçekten yani dini düşünce tüketilmiştir. Dini düşüncenin en güzel halleri söylenmiştir dememek lazım. Dini düşünce ön açık bir şeydir. Her insan geldikçe buna yeni bir şey katabilir evet. yeni bir şey yeni bir söyleyiş her zaman mümkündür olmalıdır ve bu insanların görevidir. Yani. Harika hocam çok sağ olun. Hele ki yani hani böyle nesillerin öğrenme şekilleri böyle değiştikçe hı hı hı. yani bir zamanlar gerçekten insanlar korku faydalarak öğretiliyormuş. Ki evet. Bir zamanlar ödülle öğretiliyordu. Yani mesela bizim dönemimizde ödüle geçmişlerdi artık böyle. Evet. Hani pek iyi getirirsen e, bisiklet alıyordun. Evet. Öyleydi yani. Evet. Şimdi de değişti tabii mevzular. Evet. Peki e, şimdi dediğim gibi 5-6 tane meselemiz var. <laughs> Belki bir tanesini bile program kapatabiliriz. Ama e, Allah ömür verirse de size de bize de Hı -hı. E, yolumuz uzun. Daha pek çok programda konuşabiliriz. Daha önceden e, konuşmuştuk Hazreti Adem meselesini konuşurken. Hı -hı. Mesela Kabil meselesine girmiştik. Habil-Kabil meselesi. Hı -hı. Yani Kabil e, öldürdü. Hı -hı. Ya şimdi bu adam. Evet. insanlık türünün hani 3. Evet. ya da dördüncü kişisi. Hani Hazreti evet, Allah. Evet, 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 evet. Ya ondan sonra ya Kabil ya Kabil, Hı -hı. kendisi de doğdu ya Habil ya Kabil doğdu. Yani öldürmek eylemi bir defa nedir? Adam nasıl sonuç verir? Bilem nasıl bilecek? Evet. İkincisi hani e, öldürdükten sonra pişmanlık meselesi var. Evet. Ya bir de hani nasıl öldürdü? Buna kimse bu kadar öğretildi mi? Hani bu kadar evet. değer yargıları falan. Biraz fazla mı dövüyoruz Kabil'i? Ya da nedir evet. konusu? Evet. Şimdi konusu aslında hiçbir şey bilmediğimiz bir konu bu. Yani normal şartlarda. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir atıf yapılan. Bazı hadis-i şeriflerde geçen. Ee, ve gerçekte aslında hiçbir şey bilmediğimiz bir konu. Hı. Aslında sadece biz değil, Kabil'in de. Yani Eror'daki rivayetler evet. yani Kabil'de. Onun da aslında hiçbir şey bilmediği bir durum bu. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi birincisi Kur'an-ı Kerim'de e, Adem e, meselesinden söz edilirken tam olarak neden söz edildiğinden bence Müslüman toplum emin değildir. Hı hı. Yani acaba Adem derken gerçekten bir insan Adem'den mi söz ediliyor yoksa bir tür olarak insandan mı söz ediliyor? Bunu her zaman ayrıştırmak mümkün değildir. Hı hı. Mesela diyelim ki yeryüzünde bir halife yaratacağım. Şimdi yeryüzüne bir halife yaratacağım bir Adem mi demektir? Yani bir insan hatta bir erkek mi demektir? Yoksa bu insan türü yani içinde havanın da olduğu, kadının da, erkeğin de olduğu bir tür demek midir? Burada kastedilen gerçekte bir insan olan Adem midir? Yoksa bir tür olarak Adem midir? Ya da mesela Adem'e öğretti ya da genetik olarak yani bir tür yani zihinsel genetiklik hı hı. şeklinde bu bize devam etti mi ne oldu? Şimdi bu, bu da aslında ya da mesela dedim ki melekler Adem'e secde ettiler değil mi? Evet. Şimdi burada secde edilen gerçekten Adem'in kendisi midir? Yoksa insan türü müdür? Mesela şeytan secde etmedi ve mesela dedi ki onu topraktan yarattın ve beni ise ateşten yarattın. Ben ondan daha üstünüm dedi. Hı hı. Şimdi bunu dediği kişi gerçekten Adem'in kendisi miydi? Yoksa bir tür olarak Aa, Adem miydi? Evet. Yani Şimdi, insan oldu evet. dediğimiz Şimdi saniye. mesela cennete gir diyelim ki cennete girdik. Sadıkun ev der ki ben bu cennetin bu Kur'an-ı Kerim'de zikredilen yani müminlerin ölümden sonra gidecekleri cennet olduğunu zannetmiyorum diyor Sadreddin Konevi. Bu konuda da diyor kitaplarda diyor fazla bilgi bulamadım. Bilgi bulamamasının sebebi şu. Şimdi Müslümanlar birçok konuyu aslında böyle meçhule bırakmışlardır. Yani ayet-i ilgili konuları hı hı. meçhule bırakmışlardır. Neden meçhule bırakmışlardır? Bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi şimdi sahih bilgi yok ise yani bir konuda yani sahih hı. bilgi yok ise... O zaman şimdi hani bu bilginin peşine gitmeyi bitiriyor. Recmen bil gayb kabul etmişler. Yani bilinmezi taşlamak. Yani e karanlık bir yere, karanlık bir kuyuya taş atıyorsun tamam. Evet. Şimdi bir ses duyuyorsun ama kaç metre bilmiyoruz vallahi. İçinde ne bu, var? ha içinde ne var bilmiyoruz tamam mı? Ya da mesela geceye atıyorsun. Taş at, nereye gitti, kime gitti, ne oldu filan. Recmen bil gayb çok güzel bir Arapça yani Kur'an-ı Kerim'e geçen bir Kur'an tabiri. Kur'an-ı Kerim tabiri. Recmen bil gayb. Recmen bil gayb. Recmen atmak demek, evet. taş atmak demek. Bil gayb yani bilmeden, diye. görmeden bil, taş atmak. Ya yani tahmin yürütmek aslında taş atmak dedi. Yani evet. Bugün mesela Türkçe'de bir şey var böyle insanlar böyle atıyorum derler. Ben de onu hep düzeltmeye çalışırım. Yani atıyorum kelimesini hiç haz etmem. Böyle bazı kelimeler var bunu çok düzeltmeye çalışıyorum. Mesela aynen dedikleri zaman gençler özellikle <laughs> onu düzeltmeye çalışıyorum. Aynen aynen ne ya kelimeyi kur cümleyi kur ya yani. ne üşeniyorsun aynen aynen diye bir şey olur mu yani falan Hı -hı. diye. Bir de bu atıyorum mesela atıyorum falan de diyorum ki mesela ya mesela deyin ya muhal farz deyin Hı -hı. Farz muhal deyin vesaire. hani böyle bir ifade söyleyin. Evet. Yani atıyorum değil, yani çünkü atmak yani yakışmaz yani <laughs> insana falan gibi. o Orjinal bilgayette böyle bir şey var. Yani bilmeden işte yani hani yani bir ortada bir delil yokken böyle taşlıyor, yani bir taş atıyor, yani bir şey evet. yapıyor falan. Şimdi böyle olacağı için o zaman bunun peşine gitmeyelim. Şimdi dini bilginin özelliklerinin bir tanesi pratiklik ve pragmatizmdir. Yani dini bilgi e, vakit kaybetmeyi sevmez. Hı -hı. Yani işimiz var çünkü. Yani dini hayatta Zamanla ilgili en önemli meselemiz işimiz var cümlesidir. İşimiz var ve acelemiz var. Evet. Bu aceleye tenni bile denebilir. Teğni. Yani yumuşaklık. Yani Hı. şey özür e, belli bir ağırlık yani az önce senin dediğin hani yürürken ayaklarımızı sağlam basmak der mesela. Şimdi sağlam basıyoruz, ağır ağır gidiyoruz ama aslında acele gidiyoruz. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Yani yani ona tenni deniyor. Yani tenni yavaşlık demek değil. Acele hakkını vermeden, haddini bilmeden koşuşturmaya Acele denir. Evet. Anladın mı? Yani tam bu hakkını böyle, vererek. Bu hakkını vererek. Yani hakkını vererek yürüme. Mesela diyelim ki camiye giriyorsun namaz kılacak. Baktın ki imam cemaate durmuş. Koşuşturmayı din sevmiyor. Yani böyle panik panik geldik falan heyecanla. Ne bu ya falan hani. Yani çünkü neden? Fıkıh hükümler belirliyor. Yani geç kalırsan diğer rekatları tamamlarsın. İşte şunu şöyle yaparsın falan gibi. Yani müminin yani şeyin dinin ideal insan tipine böyle bir şeylik var. Yani hakkını vermiş adam evet. tipolojisi var. Yani ağır ağır, sakin sakin, çine çine, hazmede ede falan böyle bir şey var. Çünkü neden? Çünkü anın üzerimizde hakkı var. Mekanın üzerimizde hakkı var. O da yani ya bilumum yani hep haklar var. Hepsini karşını vere vere yani gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu açıdan şimdi dinde vaktimiz az olduğu, işlerimiz mühim olduğu için bak çok olduğu için demiyorum. Mühim. İşlerimiz mühim olduğu için recmen bil gayba gerek yok demişler. Değişim, bu nedenle mesela e, Kur'an-ı Kerim'deki birçok konu e, böyle bir tür böyle hani bilgisizliğe bırakılmıştır. Yani, yani üzerine durulmamıştır. Adem işte ikinci mesele şu. İki e, iki irtibatı birden kurabilmişler farklı disiplinler. Mesela ağırlıklı kanat demiş ki kardeşim Kur'an-ı Kerim'deki bu Adem bildiğin Adem'dir. Hı hı. O Havva bildiğin Havva'dır. Onun da o çocukları bildiğin Kabil'dir, bildiğin Habil'dir demişler. Niye? Çünkü onların öyle olması bu hükümlerin sana ulaşmasına engel değil. Evet. Yani Adem'e bak kendini öğren demişler. Sonra da diğerini yani Adem'den bana nasıl geçileceğinde diğer ilimlere bırakmışlar. Hı hı. Mesela metavizeye bırakmışlar ya da tasavvufa bırakmışlar mesela. Tamam? Mı? Yani o geçişi o sağlayacak diye hı hı. buraya bırakmışlar. Ve nasıl şimdi dinde yani birçok konu yani Kur'an-ı Kerimle ilgili, Hadis-i şeriflerle ilgili birçok konu aslında böyle çok bilinen, çok anlaşılan konular değildir. Mesela yani dün bir arkadaş aramıştı beni ee, yani, yani bir bakma talebemiz aslında sayılabilir ee, konuşuyorduk böyle tefsirler üzerine işte Zemah şehri vesaire diğer tefsirler falan şimdi orada da aynı şeyi paylaştım ben dedim ki şimdi e, teşiller insan zannetmiyoruz çok bilgiler var aslında çok bilgi yok yani çok fazla bilgi yok İhtimaller var Hı. yani bilgi yok yani o kadar enteresan bir şeydir ki bu mesela ee, i̇mam şey Maturidi yani bizim mezhep imamımız büyük evet. alim değil mi? 3. 4. yüzyılda çok evet. büyük alim. Tefsirini tevilat diye isimlendiriyor. Tevilat. Şimdi tevilat yani yorumlar demek aslında veya başa döndürme yani, yani ana yorumlar falan gibi böyle bir şey var. Şimdi kendisi o kadar mütevazi bir şekilde açıklıyor ki bunu. Diyor ki ya diyor tefsir demek isterdim ama diyor tefsir diyor sahabenin sözü olur diyor. Ha, Çünkü o biliyor güzel. diyor nerede ne olduğunu diyor. Ben diyor anlamaya çalışıyorum diyor. Çok iyi. Şimdi ne oldu o zaman? Şimdi tevrat bir çekmiş çekiyor. Dolayısıyla şimdi birçok konuda aslında bilgimiz tam olarak yok. Hı. Yani e, yani iki iki din zaten ona çok fazla bir değer vermemiş. Yani, yani bunun üzerine durmayın, bunun üzerine düşünmeyin çünkü vaktiniz az, işleriniz mühim. Eyvallah. Yani prensibimiz bu. Hı. O zaman şimdi biz birçok konuda yani kabil olsun, habil olsun hı hı. veya diğer konularda aslında tam bir bilgi sahibi değiliz. Hadis-i şerifler ise bu bilgileri yorumlayarak bize aktardı. Yani mesela Kabil'i aslında olduğu gibi mi söyledi tam nasıl yaptı bunu bilmiyoruz ama bize ile ilgili bir portre çizdi ve tam işimize yarayacak. Yani nedir o çizdiği portre? O da şu kötü bir davranış yapmamak bir, kötü bir davranışa öncülük etmemek iki. Evet. Yani temelde iki tane şey var. <laughs> bir, kötü bir iş yapmamak tamam. İki kötü bir işi başlatmamak. Yani bir, bir çığır açacaksan kötü bir çığır hı. açmamak. Şimdi Cenab-ı Peygamber bunu tam olarak bize böyle anlattığı için aslında birçok yani senin veya benim veya bir başkasının merak ettiği birçok bilgi aslında hadislerde yok. Ya da mesela ayet-i kerimede yok yani karşılığı yok yani merak ettiğimiz şeylerin çoğu orada yok yani. E, dolayısıyla şimdi Kabil üzerine konuşurken şimdi bu temel yani Peygamber Efendimizin çizmiş olduğu bu ahlaki çerçevesinin dışına gittiğimizde recmen gayba yaklaşacağız. Yani en azından Anladım. yani dindeki bilgilerle bu böyle olacak. Yani ya da mesela edebiyattaki bir takım söylencelerle, işte deyimlerden gelen bir takım ifadelerle falan işte bir takım şeyler, yakıştırmalar yapacağız. Ama normal şartlarda Peygamber Efendimiz'in çizdiği bir çerçeve var. O çerçeve dediğim gibi iki temel şey. Bir, bir kötülük yapmak. iki İki, o kötü onun üzerine de konuşmak lazım. İkincisi ise şey, bir kötü çığır açmak. Yani birçok şey var değil mi? Mesela evet. Yani bunun, bu hayatımızda da karşılığı var. Kur'an-ı Kerim'deki mesela verdiği bilgide e, hırsından dolayı yani bir insanın hırsından dolayı neler yapabileceği yani insan kimdir sorusuna bir cevap bu. Bir insan hırsından dolayı neler yapabilir? Neler yapabilir? Kardeşini öldürebilir. Şimdi nasıl öldürdü? Mesela yani e, şimdi eli, şimdi bir aralarında bir konuşma var. Mesela hı hı. diyor ki e, birinin Allah diyor kurbanını kabul etti diyor, ötekini etmedi diyor. Şimdi kurbanını kabul etmeye ondan sonra diğerini kıskandı. Yani haset etti ve üzerine doğru gitti. şeyde Habil dedik yani Semen öldürmek istersen ben sana engel olmayacağım dedi. Yani bunun yani günah vebalisi yani ben yani seni öldürmeyeceğim. Yani semeni <laughs> normalde <gülüyor> şimdi bu bizim hani İslam hukukundan İslam'ın diğer konularından bildiğimize göre aslında yanlış bir tutum. Evet. Çünkü müdafaa, müdafaa lazım. yapması lazım. Yani ama Kur'an-ı Kerim bize bunu böyle aktarıyor. Yani yani nesli müdafaa yapacak durumda değil miydi? Ya da e, ne bileyim belki Kabil daha iri, daha güçlü birisiydi, değil mi? Yani yani tuttu işte zapt etti falan. Yani oradaki duygusunu mu anlattı yoksa imkanından mı feragat etti? Bunları tam olarak bilemiyoruz. Evet. Ama belki şöyle bir şeydir. Yani yani ben seni zulmen yani bir, bir şeyden bağımsız düşünelim. Yani zalim olmak mı iyidir, mazlum olmak mı? Mazlum olmak. Mazlum olmak daha iyidir diye düşünmüş olabilir. Ama normal şartlarda şimdi hani ilk mesela Kur'an-ı Kerim'i literal olarak okuduğunuz zaman Böyle bizim ben mesela Müslüman hukukçuları veya Müslüman, Müslüman aklına biraz tuhaf gelir. Allah Allah niye kendini korumadın ki? Hatta mesela bazı hadis-i şeriflerde de öyledir. Mesela zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım ettiği bir hadis-i şerif var. Evet. Şimdi diyorlar ki yer sonra diyorlar zalime, şey mazlum anladık da şimdi İsrail değil mi mesela? Evet. Şimdi, şey Filistin'de zalime, mesela kardeşlerimiz yani şimdi mazlum. Şimdi zalime de mazluma da yardım et. Yani orada tabii hani din farkı gözetliyor tabii Müslüman mazlum zalime. Diyor ki şimdi mazluma biliyorsunuz diyor nasıl yardım edeceğiz? Aslında bilmiyoruz. Mazluma nasıl yardım edeceğimizi de öğrenmemiz lazım. Yani kafamız karışabilir yani o anlamda söylüyorum. Yani nasıl karışabilir hocam? Yani şöyle birçok bağlamda bilmiyor olabiliriz. Bunu anlatırım. Anlatın ee, hocam. Anlatırım. Bu program anlatırım deyip geçtiğimiz şey, program de, tamam, yani. Hani, böyle baş başa yani, olduğumuz için. Mesela hani... şimdi günlük hayatta dedim ki mağdur olan insanlar var. Evet. Kim dedi onların mağdur olduğunu? Kendileri. İyi de adam işten atılmış. İşten atılmış. Patron parasını vermemiş. vermemiş. Ee, ondan sonra maaşını vermemiş. İstihkakını vermemiş. vermemiş. Adam şu anda mağdur. Mağdur. Vallahi gene onu... bize anlatıyor. Biz ona dert yanıyoruz. İşte filan ağlı tamam. ediyoruz Dertleşiyoruz falan. Tamam. Yardımlaşmış oluyoruz. Ee, yani Şimdi bir defa belki belki e, kendi yaptığı bir kusur onu bu hale düşürdü değil mi? Önce şimdi onun bir de aklı şu an aklı köreldi. Yani öfkesi aklını yuttu. Şimdi mazluma evet. ilk nasıl yardımcı olacağız? Öfkesini yuttuğu aklını bir daha öne çıkartacağız değil mi? He. Belki orada aklı selim davranması. Aklı selim davranması. Yapacağız. aklı selim davranması evet. ama yani onunla oturup dertleşmeyeceğiz. Yani onunla oturup <laughs> ağlaşmayacağız. Ama adam içini boşaltmasın mı hocam bir hani ferahlamasın <laughs> Bence mı? Bence boşaltmasın. Ben bu yani şey bu dertleşme şeyine karşı biraz muhalifimdir. Yani böyle dertleşmeyi e, yani Dertleşmenin nasıl ahlaki olabileceğini ben tam çözemedim. Yani adam için boşaltmasın mı hocam? Bir rahatlamasın mı yani? Hani içinde patlamasın mevzu. Ee, sen de biliyorsun ki eee içini boşalttığı zaman He. boş iç gene şimdi e, mesela dedim ki yani şu kan bir boşalsın mı? He. Kanı saralım mı? Yani kanaya yer saralım tabii. Saralım değil mi? He. Yani boşalmasın. Yani evet. içi boşalmasın. Çünkü boşalttığım zaman daha çok kan akacak. Boşalttığım zaman daha çok kan akacak. Eyvallah. Şimdi dolayısıyla şimdi yani ben için boşaltmak diye bir tabire inanmıyorum şahsen. Dertleşmek diye bir tabire inanmıyorum şahsen. Yani bunun çeşitli psikologlarla da konuştum. Çünkü dertleşme dediğimiz şey yanlış bir güzergaha girmek olabilir. Ya e adam haklıysa peki? Gerçekten adam, adam haklıysa işte onu söylüyorum. Şimdi bir defa tam olarak haklı olduğu noktayı tebellür ettirmemiz lazım. Tamam ya yani gerçekten bildiğimiz bir şekilde Kesinlikle. adam haksız Tam dağılmadı. olarak bunu tebellür ettirmemiz lazım. Yani şu 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 noktalarda haklısın. Evet. Ama mutlaka yeryüzündeki bütün paylaşımlar paylaşımlarda az veya çok mutlaka sana haksızlık da düşmüştür. Şimdi onu da bir göstermek lazım. Tamam. Şurada da yanlış yaptın kardeşim demek lazım. Bunu söyleyerek mi iyilik yapacağız bunu ya da söyleyerek lazım. bir defa bir defa şeyle arasındaki zemini rahatlatacağız. Yani hmm. kızdığı insanla Şimdi bakınız biz bunu mesela Peygamber hayatıyla ilgili bir şey konuşurken ben Ali Murat Hoca'ya rahmetli atıf yaparak bir şey anlatmıştım. Şimdi Bedir Savaşı'nda Müslümanlar yeniyor değil mi? Yani evet. Açık bir galibiyet kazanıyorlar. Ondan sonra bir de Uhud Savaşı'nda da açık bir şekilde yeniliyorlar. Hatta daha büyük bir yenilgiyle yeniliyorlar. Şimdi evet. zayıf bir toplumun yani güçlü kişileri yenmesi tamam çok hoş bir şeydir ama güçlüyken nispeten daha güçlüyken yenilmek o da daha acayip bir şeydir. Yani ne oldu değil mi? İki senede ne değişti ya şimdi? Zayıfken yendik adamları, güçlüyken yenildik adamlar Evet. Öyle değil mi yani? Ne kadar enteresan bir şey. Neden oldu bu? Çünkü yenilen adamın da bir rahatlaması lazım. Hmm. Yani yenilen adamın bir rahatlaması lazım. Değil mi? Şimdi masaya oturabiliriz. Yani iki sene sonra da zaten Udebi'ye geldi. Evet. Yani masaya oturabiliriz. Yani Ama sen beni sürekli yenersen... Masaya oturamayız. Yani Hep Her sen haklı olursan gene benimle masaya oturamazsın. Şimdi Cenab-ı bu şeyi öyle paylaştır, paylaştırmıştır ki Herhangi bir konuda yani mesele ne olursa olsun mutlaka iki tarafta da iyilikten ve kötülükten pay vardır. Yani kimse mutlak kötülükten kimse mutlak iyilikten yoksun kalmamıştır. Hmm. Özür dilerim cümle düzeltiyorum. Kimse mutlak iyilik ve kimse mutlak kötülüğe ulaşmamıştır. Evet. Her iyiliğin içinde az çok bir kötülük vardır. Her kötülüğün içinde az çok iyilik vardır. Neden bu böyledir? Daha sonra masaya girdiklerinde sendeki iyilikle bendeki iyilik böyle iletişim kursun diye... Sendeki kötülükle bendeki kötülük birbirine bakıp birbirimizi mazur görsün diye. Eyvallah. Dolayısıyla şimdi hani mazluma nasıl yardım edeceğimizi tam bilemeyiz. Yani her zaman bilemeyiz. Hı. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki yani zalime de mazluma da yardım edin. Mazlumu geçtik. Yani geçtik. Böyle geçtik. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Çünkü çok hakikaten çok hoş bir hadistir ve çok etkin bir hadistir. Yani böyle bir müdahaleci hadiftir. Yani böyle bir ne diyelim e, yani insanı böyle hani şeye çağıran yani aksiyonel bir aksiyona çağıran değil mi? Eyleme çağıran bir hadis-i şeriftir. Ee, zulmüne engel olarak diyor Peygamber Efendimiz evet. Yani adam zulmüne engel olacaksın Nasıl olacağız Valla konuşarak Değil mi İkna ederek Öğreterek Ya da mesela Dua ederek Ya da fiilen Öyle mi Yani evet. adamı yani bunu Mesela İkna ederek zulmetmesini engelleyerek Falan O zaman şimdi Ama öyle bir enteresan bir şey ki bu Yani bu böyle bir şey değil Yani zalimleri yok etme operasyonu değil Zalim Olan insanları zulümden kurtarma şeyi. Çünkü hı hı. Hazreti Adem dedi ki ya dedi e, ağaca giderken sanki böyle böyle bir hani böyle caka sakata sata gittik değil mi? Yani ya biz kural tanımayız. Yazık oldu bize ya. Ha, yazık oldu bize. Şimdi yazık oldu bize. Rabbi zalemle. He Rabbena zalemle enfusuna. Vallahi kimseye bir şey yapmadı. Kendi kendimize zulmettik ya. Esas biz mazlum olmuşuz filan gibi. Şimdi geriye dönelim. Eee... <laughs> Dolayısıyla şimdi Peygamber Efendimiz bize şimdi bu kabil meselesini anlatırken bize bu habil meselesini anlatırken dilerim Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken normalde biraz şaşırıyoruz yani Allah Allah hakikaten habil nasıl habil böyle dedi ya niye yani? böyle yaptı yani sanki böyle ölüm seçti gibi bunu tam detaylarını bilmiyoruz yani kim bu konuda bir şey söylerse söylesin bence izah edemez bunu eyvallah yani tam bilemiyoruz en iyisi şöyle söylemek lazım yani bu habilden çıkan son söz gibi yani yani Beni sen mi öldür, ben mi seni öldüreyim tercihi olsa? Yani mazlum olmayı, tercih, mazlum olmayı tercih ederim. Çünkü katil olmaktansa maktul olmak, e, hele de böyle mazlumca maktul olmak şehitliğe daha yakın evet. diye düşünebilirim. Yani bu bugün şimdiden yani böyle biraz öfkeli insanların, biraz böyle hani intikamla düşünen insanların anlayabileceği bir şey değildir ama bunu birçok alanda düşünebiliriz. Mesela diyelim ki yani öfkelenip sana bir şey demektense senin öfkelenmene sabretmem daha iyi olabilir. Yani meseleyi illa böyle habil kabil ölçeğinde düşünmeye gerek yok. Hat diyelim ki mesela o hepimize ağır geldi değil mi? Bana da ağır geldi. Yani, yani niye böyle yapıyorsun kardeşim? Kendini niye öldürtüyorsun orada değil mi? Bak bana da ağır geldi, evet. sana da ağır geldi. Orayı bir tarafa bırakalım. Yani öldürme kısmını bir tarafa bırakalım. Hı hı. Geriye gelelim. Hayat içerisinde birçok bunun uygulaması yani vardır. Evet, evet. İki kişi birbirini öfkelendi. Ben sana diyorum ki sana benim öfkelenmemdense senin bana öfkelenip benim sükut etmem daha makbuldür. Benim için daha makbuldür. Mesela diyorum ki mesela böyle laf çarpma diye bir tabir vardı değil mi? Laf çarptı ağzının payını verdi. Hı hı. Senin ağzının payını vermektense sen benim ağzının payını... Ama hocam o kadar da demeyin şimdi. Yani bazen an olur ki yani adam içinde patlar yani. Hayır bilmiyorum. Habil'i anlamaya çalışıyorum. Tamam. Ben abi. Şimdi günleri kayıtta da bunu o kadar da bas bize <laughs> baskılamayın. Ya, mesela, tamam orada tam orası fazla gelmiş. <laughs> Tabi çok özür dilerim Özlem. tabiri. <laughs> Bana işte <laughs> laf atmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de ya inancımdan ya mezhebimden, meşerimden dolayı yani şimdi o kadar ne kadar susayım yani bir diyene kadar. Bir insanın e şöyle, e, mümin, ol bu bana da zor geliyor. Yani evet benim hocam. yapabileceğim şey değil ama ama doğrusunu biliyorum. Mümin olmak, eşit olmak, şey eşitliği bozan bir prensiptir. Mümin olmak herhangi bir insanla eşitliği bozan bir prensiptir. Mesela Hazreti Bekir kendisine bir şey söylüyor, susuyor. Yani mümin olmak... E, yani sanki bir sırça köşkte oturmayı iktiza ediyor. Bir üst şeye çıkıyorsun, bir üst level'a çıkıyor. Yani aslında buradaki benzetme şeye benziyor. Yani yani babayla çocuk gibi bir şey bu. Anlamadım hocam. Yani ben bunu hani bana laf atana susmaktan anlamadım ondan sonra. Yani şey tam yani laf Ahlaki atak... olarak mı bir üst seviye seviyeye çıkacağım? Yani, yani, ikimiz de Müslümanız şimdi diye. Tamam. Ben yani buradan konuşalım tamam. Sana. Ben şimdi sana sayıyorum. Evet. Sen de bana saydın. dolayı saydınız bana diyelim. Saydım. Tamam. Evet. Ben sen şöyle şöyle dedim. Ben sen de cevaplarını verdin. Ne oldu? İki tane kötü konuşma oldu, değil mi? Evet. Fakat din orada üçüncü bir yol olabileceğiniz ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yollar olabileceğini söylüyor. Ama özür dilerim. Ben burada bunu yaparken sizi yerme amacı gütmüyorum. Bunu yaparken şöyle bir amaç gidiyorum. Gerçekten. Sizin bu yaptığınız kötülüğü bir başkasına da yapmayın diye. Tamam. Ben size Mesela ben diyorum şimdi? ki bu yaptığınız kötü, Hı -hı. sen de böyle kötüsün. Dolayısıyla bunu bir başkasına yapmanıza engel ol oluyorum. Eğer size Hı -hı. engel olmazsam, bunları susarsam siz gidip kameraman arkadaşıma da söyleyeceksiniz, diğer kameraman arkadaşıma Hı -hı. Da, tamam. da söyleyeceksiniz o zaman. Ee, ya da söyleyebilecek cesaret tamam. bulacaksınız. Tamam. Şöyle düşünelim. Ee, her zaman böyle olmayabilir. Yani daha daha bunun yani basit daha şey durumları olabilir. Mesela e, şimdi diyelim ki böyle bir şey yok. yani iki yani ikili bir mesele Hı. bu. Şimdi ayet-kerimelerde yani bir kötülüğe bir kötülükle karşılaşanla affetme yolu Hı. gösteriliyor. Yani affedebilen etsin. Zor bir şey bu. Ee, şu mikrofonunuz bir düzeltelim sağdakinin tamam. hocam böyle gözüm çok takılıyor çok aşağı düşmüş. Simetrimiz böyle kötü bozuluyor. Evet. Tamam. tamam. Ha, devam devam tamam. edebiliriz. Ha, şu... Kabloyu da kabloyu da çesek <laughs> çoksa. Tamam. Hocam dikkatim dağılmasın. Direkt sizi tamam. şey yapıyorum Güzel. ben. Tamam, eyvallah tamam. Şimdi bak şöyle. Şimdi bu e herhangi bir şekilde yani hayatın içerisinde yani Habil Kabil konusunu öldürme kısmını geçiyoruz. Onu Hı -hı. da savunabilirim. Tamam. Yani o da konuşulabilir de o biraz hakikaten insana fazla geliyor. Ondan dolayı mesela böyle şimdi yani şeriat yani din içerisinde şimdi böyle bir şeriat aklı diye bir şey var tamam mı? Şeriat Hı -hı. aklı aslında bizi çok zora sokmayan geniş bir akıldır. Evet. Yani en dindeki en geniş akıl şeriat aklıdır. Dindeki en ince akıl hakikat aklıdır. Bak birisi geniştir Birisi incedir. Hı, hı İnce zordur. Ama taşıdığı yer başkadır. Evet. Geniş iyidir. Yani kolay, nispeten kolaydır. Bu nedenle din içerisindeki en kolay yol şeriat yoludur. Yani normalde şeriat yoluna düşmememiz gerekir. Yani sırat-ı müstakim o demek. Yani şeriat yolu demek. Eyvallah. Ama diğer şey. Şimdi neyse. Onu da hani şeriat aklına biraz zor gelebilir ama hakikat aklında iş zorlanabilir. Yani çünkü yani olabilir ki yani insan mesela yani Ezeli olarak ve suskunluğa gidebilir. Mesela şimdi Hazreti Meryem aleyhissalatü de Cenab-ı Hak ona diyor ki iftira ediyorlar susacaksın diyor. Şimdi Sezai Ben Şirin'e de geçer. Ya en çok konuşmaya muhtaç olduğu zaman da değil mi? Hı hı. Ya bir insana susacaksın. Nasıl bir yükümlülük bu ya? Evet. Habil gibi bir şey değil mi o yani? Yani insanlar şimdi <laughs> üzerine geliyorlar. Bak ama Allah Hazreti İsa'yı konuşturuyor. Şimdi gene de ikna olmuyorlar. Şimdi öyle değil mi şimdi veya sen şöyle düşün mesela sen susuyorsun ben senin adına konuşuyorum ama için içini yiyor ya bir de ben anlatayım yani diyorsun değil evet. mi? Allah sana sükut et diyor. O zaman şimdi habil tarzı Kur'an-ı Kerim'de muhtelif şekillerde geçiyor aslında. Hı hı. Yani anlamıyorum yani bir üst davranış yani bir üst level olarak yani ahlakın bir üst katmanı olarak bu davranış geçiyor. Evet. Onun için şimdi bunu biz çeşitli yani hayatın çeşitli örneklerinde, hayatın çeşitli uygulamalarında yani geriye çekilme, süküt etme. Mesela şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki şimdi iki kişi birbirine öfkelendi, değil mi? Evet. Şimdi akıllı olan otursun diyor. Tamam. Tamam. Git abdest alsın diyor. Ayaktaysa mesela otursun veya dışarıya çıksın. Bir sürü şey söylüyor, tamam? Neden? Bulunduğu eylemi terk etsin. Eylemi terk etsin, evet. değil mi? Yani Başka bir şey demek. Lazım. yani demek istiyor ki bize kim terk ederse o kazanır. Evet. Bak. Şimdi şöyle bir cümleye inanmamız lazım ahlaken. Yani, kim susarsa o kazanır. Bak, yani her ha. zaman konuşan değil. Hı hı. Kim susarsa tamam kim geriye çekilirse kim yüz çevirirse kim uzaklaş bak kaç tane şey var. Şimdi o zaman şimdi Habil'in davranışını en nihai olarak anlamayabiliriz. Yani burada ne yaptı bunu kardeşim hani yani engel ol. E demek ki engel olamadı yani gücü yetmedi. Yani Cenab-ı Hak bize o kavgayı yani anlatmadı yani o ona vurdu bu ona vurdu falan filan böyle bir şey demedi. Evet. O onu öldürdü dedi. O da dedi ki vallahi ben dedi hani şeyimi mi hani yani ben seni öldürmek istemem dedi. Yani ben sana elimi uzatmak istemiyorum dedi. Yani yani eğer bu bir şeyse düelloysa ben düello yapmak istemiyorum seninle. Yani illa beni öldüreceksen öldüm. ne yapayım yani dedi Habil. Şimdi burası bize ağır gelse bile biz bunun ahlaki hayatımızda birçok tezahürünü hadis-i şeriflerden ya da Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden takip edebiliriz. Evet. Ayet-i kerimeler en azından iki insanın karşılaştığı durumlarda tamam bak Şimdi böyle <laughs> yani işi çok böyle marjinalleştirmemek lazım. Normal makul ölçülerde iki insanın karşılaştığı durumlarda. İki insanın çatıştığı durumlarda birisinin geriye çekilmesini öneriyor ve çekilenin daha akıllı, daha e, üstün ve daha muttaki olduğunu söylüyor bize. Özür dilerim. Orada insan yerine mümin kelimesini koysak benim zihnim biraz daha yatabilir belki. Şu, evet. He, koyduk. He, yani, koyduk. Tamam. Ama çünkü Havili orada zaten Ama şöyle çünkü mümin yani insanı temsil ediyor. Ha, eyvallah. Çünkü evet. yani m, her insan Hani e, anlayışlı bir mümin gibi ben, ben mümine karşı bunu yaptığımda mümin belki bunun e, nedenini anlayabilir. Hı hı. Ama bir zalim e, Müslüman mümin olmayan birisi bunu benim acizliğim bir müminin acizi olarak algılayabilir. Biraz önce söylediğim gerekçelerde belki daha da fazla üzerine gelebilir diye endişe edebilirim o zaman. E, olabilir mesela orada şimdi bak şimdi e, kendin için değil de mesela daha büyük bir düşünce için hani bir şeyin yapılması mesela hı hı. Hazreti Hızır'da bu var. Yani Hazreti Hızır... Mesela bir çocuk öldürüyor. Evet. Ondan sonra yani Kur'an-ı Kerim'deki yorumlarda çözülemeyen en böyle kritik hadiselerin birisi. kimse bunu çözemez. Yani yani gelsin tamam. Yani hep, hep beraber Türkiye bütün toplansın. Bu evet. çözemezler. Ama bu vaka olarak böyledir yani. yani. bu, bu konu orada vardır yani. Ben bunun birinci yorumunu değil. Yani birinci sorusunun değil ikinci sorusunu çözdüğümü düşünüyorum. Anladığımı düşünüyorum. Yani onu konuşuruz yani başka bir zaman. Eyvallah. İkinci şey. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu vardır yani Kur'an-ı Kerim'de bir geriye çekilme yani seni geriye çekerek büyütme. Evet. Yani büyük olan geri çekilsin, akıllı olan geriye çekilsin, mümin olan geriye çekilsin yani didişmesin. Evet. anlatabiliyor mı? Bu vardır çünkü orada şimdi yani çatışma olduğunda neticede şimdi hani herkesin egosu var, herkesin Hı -hı. kanı var, herkesin işkembesi var. Biz seninle çatışmaya girdiğimizde yani ben sana şunu söyledim sen bana bunu söyledin. İkinci cümlemizde artık senin de imanın paranteze girer, benimki de imanın paranteze girer. Burada egolar yarışır. Bu kesin yani. Şimdi biz bunu biliyoruz yani. Dolayısıyla şimdi kim susarsa Meryem'den bir nasip almış olur yani. Eyvallah. Şimdi Habil'in o tarafını öyle düşünelim. Şimdi Kabil buna rağmen üzerine gidiyor ve onu öldürüyor. Hı Değil hı. mi? Yani kurbanı kabul edilmedi ve onu öldürüyor. Şimdi bunun dışı ha şimdi nasıl öldürdü onu da bilmiyoruz. Yani, ne, yani bir şeyle mi vur? Falan hmm. Bunları da bilmiyoruz. Önemli değil yani. Çünkü öldürdü. Fakat öyle. Yani öldürdü. Bitti. Yani önemli değil yani. Nasıl oldu evet. olduğu önemli değil. Fakat şimdi ondan sonra enteresan bir şey öğreniyoruz. O da şu. Şimdi biz mesela o hadise içerisinde Adem nerede? Havva nerede? Yani sanki böyle insanlık değişmiş gibi tamam mı? Evet. Yani biz bunları görmüyoruz. Yani Adem nerede? Mesela bunu nerede görüyoruz? Edebiyatta görüyoruz. Şimdi edebiyatta diyor ki mesela Arap edebiyatında bir şiir olarak geçer. İbn-i aktarır. Şimdi diyor ki nostalji eleştirirken e, yani nostalji böyle çok ayıp bir şey kabul hı hı. edilir. Yani zihnin andan kaçması, evet. zihnin senden kaçması, zihnin buradan kaçması. Bak üç tane nostaljinin üç tane nedeni vardır bak. Zihnin andan, şimdiden kaçması. Hı hı. Tamam? Mı? Zihnin senden, yani beraber yaşadığı insan ve insan topluluğundan kaçması. 3 zihnin mekan ve mekandakilerden kaçması. Hocam nostalji nostalji de elimizden almanızın Bu kötü bir şey değil ama değil mi yani? Nostalji olağanüstü derecede kötü bir şey. Yani nostalji nostalji yani ya şi, bir insanın yani nostalji yaşamamak demektir. Yani nostal bunda yok. Bu ben bunda ya. Yani. Hocam özür hı, derim. Hı, sağ ol. Sen bak şeyi söylemiyorum bak. Mesela insan böyle bir duruyor. Çocukluğunu e, özlemez mi yani? He? Çocukluğunu özlemez mi yani? Özlerken neyi kaybeder? Ya bir şey kaybetmeden Bu, özleyemez ya şimdi Yani ya? böyle hani bir hatıra gibi geldi geçti falan başka mesele. He. Ama şimdi ya yani şöyle düşün mesela. İnsanlar şimdi çoğu zihnen ve birçok insan zihnen geçmişte yaşarlar. Eyvallah. Mesela sadece onu söylemiyorum. Mesela dinde de öyledir. Mesela dinde bütün iyiler iler ölmüştür değil mi? He. Böyle din olur mu ya? <laughs> böyle din olur mu ya? Bütün iyileri mezarda din olur mu? Bütün iyi yani Şimdi Mehmet Akif bile rahmetli diyor ki ya diyor bilmem ama diyor galiba diyor bütün diyor müminler diyor ya, cennet, ya göktedir ya cennettedir yani diyor. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Yani şimdi o zaman din ölmüş olur. Evet. Yani şimdi mazi yani geçmiş kaçacağımız bir şey değil. Şimdi maziye kaçarsak çok savrulursak anı pas geçeriz ta geleceğe savrulmak isteriz. Hadi yaşadığımız şimdidir. Beraber yaşadığımız kişi sensin ve bulunduğum yer burasıdır. Bu benim zihinsel gerçekliğimdir ve benim ahlaklı olabilmem bu üçü arasında dengeyi, itidali bulmama bağlıdır. Hiç tereddüt yok. Eyvallah. Yani ben anlatayım mı Hayalini kursam şimdi bizim ben, birader var Sarı, o şey der, Ya yanlış zamanda ben doğdum der. Yani Halit bin Melik'le falan olsa böyle yani çok böyle şeydir. Ondan sonra ben yani şimdi Halit bin Melik'le doğup ne yapacaksın ki yani? yani Savaşacaktın. Yani, <laughs> ya, savaşacaktın yani. Halbuki <laughs> <laughs> şimdi ne zaman doğduysan, ne zaman yaşıyorsan, kimle yaşıyorsan senin dünyan odur yani. Evet. Yani başka bir dünya bize vaat edilmedi. Herkes öteki çağ hayal etse o zaman değil mi yani çağlar yani gerçekte zamandan memnun değiliz. Çünkü biz öteki zaman ne olduğunu bilmiyoruz ki. Evet. Yani burada şimdi temel mesele o. Varlıktan memnuniyetsizlik. Zamandan memnun değiliz başka bir zaman hayal ediyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hı -hı. Mekandan memnun değiliz başka bir mekan hayal ediyoruz ama mekan orayı bilmiyoruz insandan memnun değiliz. Aslında insanı hiç sevmiyoruz. Başka insanları hayal ediyoruz, değil mi? Hı hı. Bunun gibi bir şey bu. Eyvallah. Ha, şimdi neyse. Adem şey, e, İbn Arabi bunu aktarırken diyor ki Ya diyor, e, ilk nostalji şiirini diyor Adem yazdı diyor. Adem, Adem yazdı <laughs> Nostalji <Şiirini. gülüyor> i̇lk, Biz cennetteyken diye Ya ben baş... bunu okudum. Var ya bayıldım buna ya. Bayıldım. <laughs> çok güzel. Bu, bu kadar güzel. Şimdi şöyle önce çok güzeldi sonra biraz böyle trajik oldu. Biraz orada duygulandım daha doğrusu duygulandım değil mi? yani Biraz etkilendim yani aslında. Şimdi Adem diyor, ilerleyen yaşlarında şöyle bir şiir söylermiş. Yani Arap edebiyatında işte deyim olarak geçiyor. Çünkü insanlar anlıyorlar. Yani bu nostaljinin bir insanlık durumu olduğunu. Hı, hı. E, insanın böyle yani kim olursa olsun yani böyle bir nostaljiye doğru. Çünkü özlediğimiz aslında geçmiş kendimiziz yani. Biz geçmiş hayatı özlemiyoruz. Kendimizi özlüyoruz. İlişkileri özlüyoruz falan tamam. Mesela insanların bize ilgi göstermesini, mesela çocukluğumuzu neyi şey yapıyoruz? Sorumluluktan kaçtığımız için. Yani, evet. Öyle değil mi? Evet. E, gibi. Neyse. Evet, o şöyle. zaman sorumsuzluğumuzu özlüyoruz. Haklısınız. Sorumsuzluğumuz tabii. Evet. Yani hayat yoruyor bizi. Yani. <laughs> haklısınız. Hayat yoruyor bizi. Halbuki şimdi insan insan kılan şey yükümlülükleri, sorumlulukları. o bazen ağır geliyor hocam. E, ağır geliyor tabii. Yani dağlara ağır gelmiş yani. Ağır geliyor tabii. Yani insan olmak çok ağır bir yüktür. Evet. Çok çetin bir sınavdır bu. Yani bir yokuş diyor yani. Evet bir derdi yok, bak, olanlara. Ve tabii bak bir yokuş çıkıyorsun ve sırtına 40 kilo yük yüklemişler. Çok büyük bir iştir yani. Hı hı. Anladın mı? Biz şeyde şimdi unutmam e, çocukluğumuzda şimdi yaylaya işte yük götürüyorlar falan. Bize de öyle basit bir şey verirler. Yani iki kilo, üç kilo bir şey verirler falan. İlk başta böyle daha çok taşıyacağız falan. Ya bir gidersin tamam mı? O iki kilo olur, 200 yüz kilo 200 sana. İki kilo yani hani gibi. Yani hayat öyle. Çünkü hayat uzun olduğu için. Evet. Basit bir sorumluluk bile çok büyüyor. Çok büyüyor. Neyse. Adem babamız demiş ki: "Ah dünya toza toprağa bulandın. Nerede o eski dünya?" demiş, tamam Çok iyi. <laughs> Boğazı kimse mahvetmemiş, değil mi? Atmosfer kesilmemiş. Atmosfer kesilmemiş. Yani ozon tabakası delinmemiş, delinmemiş falan, kirlenmemiş. İnsan kirlenmemiş. Evet. kirlenmemiş. Evet. Esas şey, insan kirlenmemiş falan filan. Böyle diyormuş. Neyse ben şimdi bunu çok güldüm yani şeyde böyle e, Fütuhat Merkezi çeviriyorum. Çok güldüm ama hakikaten devamı çok hoş. Bu latife mi gerçek mi hocam bu arada? Şimdi Arap Edebiyatı bunu gerçek olarak aktarıyor. He. Çünkü şeyin nostaljinin bir insanlık durumu olduğunu hmm. biliyor. Yani şimdi Adem ağaca yaklaştı ya. Evet. Bu ağaca yaklaşmanın telazümleri var. Yani ağaca yaklaşan ne oluyor? Pişman oluyor. Yaşayan ne oluyor? Yaşayan bir pişman oluyor. Yani her yeni yıl Eskiyi bir özletiyor yani acaba nasıldı diye değil mi? yani evet. Şimdi bak mesela insanlar yani ben meyve yiyorlar tamam. Ya bir kişi bir Allah'ın kulundan şunu görmedim yani ne güzel domates görmedim. Eski domatesler şöyle eski meyveler böyle. <laughs> evet. Nereden biliyorsunuz yani bir de aklınızda nasıl tutuyorsunuz? Hatta daha fazlası niye tutuyorsunuz değil mi? Yani insan mesela eski tatları ağzında niye tutar? Ama hafız, tat hafızası var hocam. Öyle mi? <laughs> Tabii canım. Tamam, güzel ben bir şey demiyorum. Ben bilmez Yani ben ya. şimdi çocuk, şimdi ben burada muhalefet ederim size. Yok Benim olabilir. küçükken yediğim o Ege'nin güzel kokulu domateslerinin tadı hala ağzımda doğru. yani. Yok doğru. Ben bil, bil, bilmiyorum yani ama niye tutar <laughs> yani. Çünkü hafıza anı anlamaya engel olur. Yani hmm. çok güçlü hafıza zaman anlayamazsın yani. Biraz böyle arınacaksın yani. Yani bir domatesi yerken Sadece o domatesi yiyebilmek lazım. Hmm. Bir inciri yerken Eyvallah ama sadece o inciri yiyebilmek Eyvallah. lazım. Yani. anladın mı? Arkadaş gibi bir şey. Mesela bir arkadaş arkadaşlık yapıyorsun. Aklına 40 kişi geliyor. Onu onunla kıyas ediyorsun. Olmaz şimdi. Arkadaş şey haksız oldu falan. Neyse. Adem ha, şey diyor ki nerede i diyor ki. Adem diyor. Işte trajik olan, yani komik olan yer burası. Çünkü Adem'de bir şey varsa türünde vardır. Tamam <laughs> Yani Adem'de bir prensibimiz var. Eyvallah. Adem, o zaman şimdi mesela. Kur'an-ı Kerim'de Adem geçen bütün ayet kelimeleri üst üste yazalım. Biziz. Biziz. Yani daha doğrusu biz değil benim. Evet. Yani, yani. Adem benim. Herhalde. Yani prensip bu. Böyle yorumluyoruz. Evet. Şimdi İbn-i Arabi devamlı trajik işte orası. Diyor ki Adem diyor, Hazreti Adem diyor bu sözü diyor Kabil Habil öldürdükten sonra söylerdi hmm. Kabil, şimdi o zaman şeyi fark ediyorsun. Yani hikayeyi fark ediyorsun. Bence i̇bn Arabi'nin bu aktardı. Bu Arap edebiyatından gelen bir bilgi. Ee, eğer bu doğru ise, yani bu yorumu doğru kabul edersek, o zaman şöyle diyeceğiz: İns Şimdi Adem'in tarihi ikiye ayrılıyor. Cennetten Kabile kadar olan tarih bir kısım, Kabil'in öldürülmesi ile ise insanların ayağı yer yere basıyor ve gerçek tarihimiz başlıyor. Evet. Yani insanlık hikayemiz aslında. Bir cinayetle başlıyor. Hani böyle romanlar var ya mesela evet. yani suç ve ceza tamam. Ya yani bir cinayetle başlıyor. Yani Roscoe Artonikol gidiyor bir kadını öldürüyor. Hı hı. Ona şahit olan bir diğer ismi çıkadı Onu da öldürüyor falan oradan böyle soğuk çıktı çıkıyor geliyor falan tamam mı? Paralar alıyor geliyor falan şimdi. Ya yani bir cinayetle başlıyor. Şimdi hayat böyle başladı yani. Neden hayat böyle başladı? Çünkü insanoğlu sıra dışına çıktı. Hı hı. Yani böyle ağaca yaklaşmak gittim o ağaçtan bir şey yedim armut aldım bilmem ne ettim falan Öyle değilmiş bu çok büyük bir hadiseymiş. Yani insanın ağaca yaklaşması evet. yani kağıt mesela Adem'in ağaca yaklaşmasını böyle düşündüğümüz zaman oradan şeye gelemeyiz. Yani ozonu nasıl deldiye gelemeyiz. Kabil'den çizgiyi çizdiğimiz zaman oradan herkese gelebiliriz. Bak bana da gelebiliriz, sana da gelebiliriz. Hı -hı. Tamam Ozonu delene de gelebiliriz. Şimdi Mars'a diyelim ki insanlar gitsin mesela. İlk işleri bir katil olacak yani bir cinayet işlenecek tamam mı? Çünkü neden? Sınırlar böyle çizilecek. Evet. Yani insan kimdir sorusu böyle ortaya çıkacak. O zaman şimdi yani insanlık tarihimiz yani hayat tarihimizde kırılma noktası esas burası. Ben ben şöyle düşünüyorum. Eğer bu böyleyse yani bu anlatılan doğruysa yani sadece böyle bir e, tahayyül değil ise o zaman şöyle olacak. Adem'in cennette başlayan ve kabile kadar olan hayatı bir bütün ve Adem gerçekte burada bir şey öğrenmedi. Allah ona isimleri öğretti ama hı hı. insanın kim olduğunu bak Allah kendi isimlerini evet. öğretti ama kendinin kim olduğunu. Yani Allah mesela bize bu kadar afu ismini niye öğretti? Kerim ismini niye öğretti? Bunları belki de anlamadı. Özür dilerim isimleri Adem'e isimler öğretti derken Allah kendi isimlerini öğretiyor yoksa eşyan, isim, eşyan isimleri? Eşyan isimlerini ne yapacak ki? Oh bir dakika. Ha, eşyan yani, isimlerini ne yapacak ki? Yani? Ağaç, bu, ağaç. bu, ağaç. Yani, bu, yani, bu yani şey turist geldi. Bir yani. dakika. Öyle değil mi herhalde? Yani şöyle orada çeşitli yorumlar var. Yani hani bu nehir, bu deniz, bu işte taş ne bileyim? değildir herhalde. Yani onlar yani is Allah'ın isimlerini mi öğretti? Yani, yani orada şu anda, esma, benimle, yani şu anda şey. benimle beraber şu, pek çok kişi şaşırıyor <gülüyor> hocam. <gülüyor> yani şöyle yani ne yani o esmanın şimdi isim koyma kabiliyeti önemli bir şeydir. Yani bilgi önemli bir şeydir. Yani evet. öğrenme kabiliyeti önemli bir şeydir ama şimdi bunun içerisinde Şimdi Allah'ın isimleri ilkelerdir. Tamam. Yani yani dolayısıyla şimdi evvel emirde yani Allah Adem'e kendini öğretmiş olması lazım değil evet. mi? Yani yani kendi isimlerini. Ama Çünkü bize eşyanın isimleri öğretildi diye. en ee, bir, bir esmai haulay. Evet şunların isimlerini söyle. Yani şu eşyanın isimlerini söyle. Onların isimleri ne? Ağaç filan. Öyle değildir herhalde. Benimle beraber yani pek çok kişi şu anda şaşırıyor. Için biz şeyin eşyanın isimlerinin ağaç mı olduğunu düşünmeyiz. Yani o onun lakabı veya lafzı o. Onun dayandığı bir ilke var. Bir üstü ilke var. Yani insanoğlu neyi öğreniyorsa Hı -hı. yani yeryüzünde mesela amaç ne ise öğretilen ismin o olması lazım. Yani bizim yeryüzündeki amacımız yeryüzündeki ağacı taşı toprağı falan filan tanımak mı? Yani tanıdık mesela değil mi? Yani ne oldu? Bir şey olmadı ki. Mevzu bu değil. Mevzu bu isimlerin Allah'a nasıl bağlandığını yani bu eşyanın bu alemin Allah'a nasıl bağlandığını öğrenebilmek. Yani dolayısıyla şimdi Adem aslında Cenab-ı Hakk'ın tezatlı isimlerini birbirine farklı olan isimlerini öğrenmiş oldu. Yani ne demek mesela? ki Allah'ın mesela El-Hay olduğunu ve El-Mümit olduğunu öğrenmiş oldu. Yani bunlar şimdi birbirine tezat yani hem öldürüyor hem diriltiyor. Evet. Mesela Allah'ın diyelim ki hem e, muntakim hem işte aziz oldu. ve he, Hem aziz mesela hem kerim olduğunu öğrendi. Bunlar şimdi normalde birbirine zıt isimler. Yani aziz demek uzakta uzak. Kerim demek yakında yakın. Şimdi nasıl olacak bu? Yani yarab uzak mısın yakın mısın? Uzaktaki yakınım yakındaki uzağım. Değil mi? Şimdi cevap bu. Şimdi Adem bunu öğrendi. Yani bunu öğrenmiş olması lazım. Yani yoksa yani eğer orada kalırsak yani en bir esma-i havla yani şu eşyalarına bu bardakmış mı? bu bir şey değil ki yani buradan yani buradan bir fevkiye çıkmaz ki. Vay biliyormuş bardağın adını biliyormuş secdeye kapanalım. Olmaz ki o. Hmm. Olmaz ki. Şimdi o zaman şimdi orada yani nasıl başlıyorsa başlasın yani öğrenme sürecimiz nasıl başlıyorsa başlasın bu Allah'a doğru intikal etmesi lazım. Yani e, şimdi bakın, esma meselesi dinde tevhid meselesidir. Evet. Yani Allah'ın birliği meselesidir. O zaman şimdi Adem'e öğretilen şey Allah'ın birliği olması lazım. Yani esmasındaki birliği olması lazım. Esmasındaki birliği demek Allah'ın alemle irtibatı demek. Alemle varlıklarla nasıl bir irtibatı olduğunu bize gösteriyor. Yani yani ağacın yeryüzünde gerçekte ne olduğunu veya mesela gökyüzünün, yeryüzünün, ötekinin bunların ne olduğunu şimdi Allah'ın isimlerinden öğreniyoruz. Yani onun için mesela bunların isimlerinden tüme varımsal olarak Allah'ın isimlerine gidiyoruz. Allah'ın isimlerinden tümle gelimsel olarak buraya geliyoruz. Hmm. Dolayısıyla böyle bir şey öğrenmiş olması lazım. Yani ona hiç tereddüt. Eyvallah siz yoktur da biz de <laughs> benimle beraber eminim pek çok kişi <laughs> şaşırdı şu anda <laughs> yani. Ee, Eyvallah <gülüyor> tamam. 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 <laughs> bu, bu şey Adem'in <laughs> metafizik çi gözüyle yorumu diye buna tamam, tamam oradan tamam. gidelim. Evet. Ondan sonra şimdi bakınız. E, devam edin. E, şimdi o zaman ha biz şeyi anladık. Yani tarihin ne olduğunu, insanlık tarihinin ne olduğunu anladık ve hı hı. meleklerin şu cümlesini anlamış olmamız lazım. Ya Rabbi orada e, kan dökecek e, ve fesat çıkartacak. Birisi mi yaratacak? men fil ve dima. Şimdi melekler bunu soruyor. Değil mi? Yani, evet. Ya Rabbi orada yeryüzünde şimdi Cenab-ı Hak diyor ki bir halife yaratacağım. Ee, orada diyor e, kan dökecek ve yeryüzünü bozacak. İfsat etmek, fesat etmek. Evet. Birisini mi yaratacaksın?" diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki "Ben sizin bilmediğinizi bilirim." diyor. Şimdi Müslümanlar bunu çok konuşmuşlar. Yani en azından bir kızım konuşulmuştur. Öyle Nerede, oldu. Nereden biliyorlar diye konuşmuşlardır. Cevap da bulunmamışlardır buna. Aa evet. Yani daha önceden bir İnsan olduğu türü mü yaşamış olabilir? Onun için de geçerli olur o. o peki onu gün nereden bilecekler? Onun için de aynı şeyi söylemişlerdir muhtemelen. Evet, haklısınız. Değil mi? Evet. Nereden yani mesela biliyorlar? bunu söyleyenler var, şimdi mantıklı düşünemiyorlar. Yani böyle birkaç kişiden dinledim. Daha önce bir insan, e, tamam güzel hadi gelsin. Yok, benim şu an aklıma geldi. Yok, sen söylemiyorum. Eyvallah, şimdi burada mı, ben, 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 böyle mesela... O zaman da aynı şey gerçekleşmiş Aynı şey geçerli. Bence onunla ilgisi yok. Halife kelimesiyle ilgisi var. Yani? Halife. Şimdi, Şimdi Cenab-ı Hak kimdir? Öldürendir, diriltendir değil hı mi? Hı hı. Yeryüzünü bozandır, yeryüzünü ihya edendir, yeryüzünü imar edendir değil mi? Evet. Yani bunların hepsi Cenab-ı Hak için mübah ve la yücel amma al olduğu için sorgusuz sual. Yani kimse Allah'a soru soramaz değil mi? Yani evet. Allah birisini öldürür mesela. Evet. Yani bir çocuğu öldürür yani. Allah yani mumittir ama yani değil mi? Yani bir şey diyemeyiz yani Cenab-ı Hak'a bir şey diyemeyiz. Birini diriltir mesela değil mi? Hazreti İsa'ya bir şey verir nitelik verir, bir e, tecelli eder. Evet. Ölüyü diriltir. Değil mi? Yani Hı -hı. ölüden diri çıkartır. Diriden ölü çıkartır. Değil mi? Bunları yapar evet. yani. Şimdi ben ne diyor? Ben halife yaratacağım diyor. Halife benim gibi demek. Hı -hı. Yani böyle yapacak bir şey. Şimdi melekler cenab evet. da bunu diyemez. Yani ya Rabbi sen... Hayır bir de e, hani Cenab-ı gibi ha. ama, e, ama... Cenab-ı Hakk'ın sorumsuzluğu var. Onun öyle bir o, şey insan ama bu... sorumluluğu var. Evet. yani şimdi sorumluluğu var. Mesela biz şimdi öldürürken yani biz öldürmek isterken biz Allah'a taklit etmek isteriz. Hı hı. Ama şimdi o canı biz vermedik ki. Evet. Yani dolayısıyla şimdi insanın bütün günahlarındaki ya da bütün suçlarındaki ana şey hedef yaptığı iş değildir. Ana hedef Tanrı'yı taklittir. Yani hı biz tanrılaşmak istiyoruz. Teellüh istiyoruz. Evet. Onun için şimdi meleklerin diyor ki, yani bu bir böyle, yani böyle bir şey mi yap yani muradın bu mudur ya Rabbi? Yani böyle bir isim olsun. Yani kan çünkü neden? Şimdi biz seni Cenab-ı yani Allah'ı mesela bir yönden tanıyoruz. Tesbih evet. ediyoruz. Bir yönden. Yani bütününü yani Rabbimiz bütünle yani biz mesela melekler Allah'ın suretinde değiller. Yani uluhiyet iddiaları olamaz. Şeytan Allah'ın suretinde değil. Çünkü bir yönüyle. Yani bir Hı -hı. yönünde bulunuyor, melekler bir yönünde bulunuyor. Şimdi insan iki yönünde birden. Eğer vasıflarını iki kategoride alacaksak insan iki kategoride bir, birden bulunuyor. O zaman şimdi halife demek yani Ya Rabbi senin gibi birisini mi yani senin gibi de şimdi olabilir mesela Eyvallah. insan mesela biz şimdi bakınız ahlakımız ve ahlaksızlığımız da Allah'ı taklit üzere kuruldur Bak ahlaklı olmamız Allah'ı taklittir. Buna tahallak bir tahalluk bir ahlak denir. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak denir. Evet. Bak günahlarımız, suçumuz, günahımız da Allah'ı taklittir. Evet. Şimdi birisi izinli birisi izinsiz. Şimdi denir ki mesela Hallacı Mansur da enel hak dedi. Hı hı. Firavun da enel rabbukum dedi. Evet. Değil mi? Ben sizin Rabbinizim dedi. Ne oldu şimdi Firavunla ile Hallacı aynı mı oldu? Değil. Hayır. Birisi meşru bir şekilde onu söyledi. Yani benliğinden geçerek onu söyledi. Diğeri ise iktidarı devşirerek. Yani ben yani izin yokken bile. Yani Cenab-ı Hak mesela diyelim ki öldürmeyi yasaklamış sana. Hı hı. Yasaklamışken de ben öldürürüm. Çünkü ben insanım. Ben yeryüzünün tanrısıyım dedi sen. Evet. Şimdi o zaman sen şimdi Firavun oluyorsun. Ama Hallacı Mansur e, Enel Hak dediğinde diyelim ki karıncaya dokunamıyor. Bak şimdi. <laughs> Anlatın mı? Bak şimdi. Birisi karıncaya dokunamıyor. Diğeri ister olan çocuklarını öldürüyor. Neden? Evet. Çünkü anlama biçimi farklı. Yani biri tuzlu su, Eyvallah. birisi tatlı su. Dolayısıyla yani isimler meselesi öyle Tamam. Yani ee, Şimdi ara vermek durumundayım. Hı. Ama meseleyi bir dakikada toparlayabilir miyiz? Toparlayamayız bence. Çok kısa tamam. bir ara vereceğim. Peki, devam edelim tamam. o zaman. Peki. Tamam. Bir ara verelim. Devam edeceğiz efendim. Tarih bir yol, bir yön tayin eder insan olma. Geçmişi geleceğe aktarırken doğudan başka, batıdan başka akar tarih. Profesör Doktor Haşim Şahin'le Doğudan Batıya Tarih yarın 21'de Vav TV'de. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe Dua 29.384 fikir, estetik, edebiyat, sanat, tarih, medeniyet, din. Bizi biz yapan değerler. VAV TV. Gerçek bilgi, doğru yorum. Sizin televizyonunuz. Bizim televizyonumuz. Hepimizin televizyonu. VAV TV. insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo Kur'an'ın Sesi Antik dünyadan modern dünyaya doğudan batıya özellikle İslam dünyasının batıya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat ve medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım. Profesör Doktor Bekir Karlıan'ın katkılarıyla Medeniyet Mirası bu akşam 23'te Vav WOW TV'de. Devam ediyoruz Düşünce ve Hayat Ekrem Hocam'la. Ee, bu programda böyle 5-6 meseleyi konuşmaya niyetliydik ama da Kabe meselesini bile bitiremedik. O keyifli. O cinayet zaman... var ailede cinayet var yani <laughs> şimdi. Var. Çözmemiz lazım. Çözmemiz mesele. lazım. Evet. Ha. evet. Ee, Şu e... yeri ben biliyordum. İstersen o kaldığım yerden bir devam evet, tamam. edeyim. Evet. Hı. Şimdi e, dedim ki yani Hazreti Adem eğer e, yani melek yani bağımsız olarak düşünüyoruz. Biz meleklerin bu cümlesinin Karşılığını burada gördüm. Yani bozgunculuk mu yaratacak? Bozgunculuk ve kan dökmek ne? Çünkü bozgunculuk şu, o güne kadar gelen bir yapı vardı. Oğlum, yani cevabı bulamadık mı hocam? Yani melekler bunu nereden biliyordu? Tabii O hanife'den bu... bulduk, değil, değil mi? Yani ben, yani bu, bu başka yorum var. Yani başkası bunu böyle yorumlamış mı bilmiyorum. Ama ben şahsen konu üzerine çalıştığımda bunun böyle olduğunu gördüm. Evet. Ama yani birisi çıkar der yok öyle değil. Ben yani ikna hazırım ama yani şöyle bir şey denemez. Yani ee, ya daha önce de insanlar vardı çünkü müteselsilen aynı soru ta, onlar için de tekrarlanır. Eyvallah, ta, ta. ki daha mi? önce de mesela insanlar oldu da böyle yine Arap edebiyatında mesela Ebu Mahrin'in falan şiirlerine geçer, başkalarının şiirlerine de geçer. Ama önemli bir konu değil o. Yani yani bence mesela insanlar önce zannettiği kadar çok önemli bir konu değil o. Hı -hı. Ama şey de yani e, bu buradaki yani şey halife kelimesinden geliyor olması lazım. Anladım. Tamam. Ha, şeye şimdi, şey gelin. şimdi, dolayısıyla şimdi yani ağaca yaklaşmak diyelim ki normal şartlarda çok masum bir eylem e, gözüküyor iken yani niye bu kadar kıyamet koptu değil mi? Yani insanın hani kaderi niye böyle değişti falan? Biz onu anlamamıştık. Ama şimdi anladık. Yani bu ağaca yaklaşmak meselesi öyle mütevazı bir veya masum bir ağaca yaklaşmak. Hani gittik amcanın bahçesine falan. Eri çaldık değil. Yani. Çaldık değildi. Mevzu o değil. Ya da işte buğday yedik değil. Burada dünya değişiyor. Yani biz kendi bilincimize var, varıyoruz. Kendi varlığımızı fark ediyoruz. Kendi varlığımızı fark edince senin o bu benim öteki onun vesaire falan bu ayrışmalar ortaya çıkıyor. Yani bölünmeler, bölüşmeler ortaya çıkmaya başlıyor ve kendi bilincimizi fark ediyoruz. Dolayısıyla şimdi insan olabilmemiz için bu lazım. Yani bu olması olmaz. Yani ailelerde de böyledir. Mesela şimdi anne babanın yani hakimiyet içerisinde çocuklar hep kardeştir. İşte oyuncaklarına evet. kavga ederler falan. Bir tür ağaca yaklaşmak gibi bir şey o değil mi? Ama belli bir noktaya gelir. Çocuklar işte evlenirler, çocuk çocuk çocuk, çocuk sahibi olurlar falan. O zaman şimdi derler mesela şu tarla herhalde benim olacak. Şurası benim olacak falan değil mi? Yani çünkü neden? Artık çocuk ortaya çıktı ve ben artık ben de bir babayım. Yani burası babanın da tamam ama ben de şimdi bir babayım. Evet. Dolayısıyla şimdi babalığım benden bir hak istiyor. Öyle hı değil mi? Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu çok normal bir şey, çok anlaşılabilir bir şey ama şimdi bunun cinayete dönüşmesi o tabii trajedi. Yani insanın trajedisi bu. Şimdi o zaman yani kan akıtma ve şey burada ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadis-i şerif var. Ee, bu da mesela birçok başka yerde denk geldiğim bir hadistir bu. Yani dolayısıyla bir tür atasözü de olabilir bu. Fakat bazı atasözlerini Peygamber Efendimiz kullandığı için veya kendisi söylediği için o bizim için hadis-i şerif haline geliyor. Hı hı. Yani Peygamber Efendimiz çünkü bir şey onaylayınca evet. bu tarz yani edebiyattaki deyimler veya atasözleri de bir tür şer'u kablenadır. Yani bizden önceki toplumların hukuklarıdır veya bizden önceki toplumların akıllarıdır. Hı hı. Şimdi Peygamber bunu onaylamış ise... Yani böyle bir sözü mesela değil mi? Ara, yani Arapçada deyim olarak kullanılan bir sözü peygamber onaylamış ise Hı. artık o bizim için hadis-i şeriftir. Yani Peygamber evet. ağzından çıktığı için hadis-i şeriftir. Ee, hadis-i şerif şu. El veledü sirru ebihi diye en azından bizim tasavvum ettiğinde bunu hadis-i şerif diye aktarırlar. Yani çocuk babanın sırrıdır. Şimdi sırrı ne demek? İki şey var burada. İki tane yorum var burada. Bir, şimdi babada bir meknun bir özellik var, kabiliyet var. Evet. Bu, bu Kendinde tam ortaya çıkmaz. Mesela hı. baba yani biraz daha mesela onu baskılayabilir. Ama çocuğu ortaya çıktığında yani bir babayı tanımak istiyorsan mesela Eyvallah. çocuğuna bir bakacaksın. Özellikle çocuklarının birisine bakacaksın. Ben mesela bunu hani illa erkek çocuk olarak düşünmüyorum. Mesela Peygamber Efendimiz'in mesela Hazreti Fatıma olduğunu düşünüyorum. Yani Hazreti Fatıma validemiz galiba Peygamber Efendimiz'in sırrı diye düşünüyorum. Hı hı. Bu nedenle mesela diğer... ...kızların üzerine mesela evlenen... ...Hazreti Osman mesela evlenmiş galiba... Şeydi ...ama ona bir şey dememiş... ...Hazreti Ali Efendimiz... ...Hazreti Fatıma'nın üzerine evlenmeye... ...niyetlenince... ...Beygamı Efendimiz... E, ...uyarmış onu... Ne ...yani ben... ...ya Yapayım. böyle olur mu demiş yani... ...Fatıma bu demiş yani... yani ...ki yani çok... ...yani o kadar... Yani ...bana o kadar keyif veriyor ki bu... ...Fatıma o ya hakikaten... Yanağın, ...herhangi bir resim yani... Hani ...falan diye... Eyvallah... E, ...falan... ...şimdi mesela orada onu zannediyorum... ...yani Fatıma Valide... ...şimdi çocuk babanın sırrıdır... ...yani birinci mana yani ondaki özelliğin devamıdır ve ondaki özelliği onda daha iyi görürüz. Evet. Yani e, gibi. Mesela diyelim ki adam mesela kabiliyetlidir, Mesela bilgi yeteneği vardır ama okuyamamıştır. Bakarsınız. Keşfedilmemiştir. Bastırılmıştır. Bastırılmıştı, onda bastırılmıştı. ortaya çıkabilir. Biri. İkincisi de şu. Şimdi sır e, aynalardaki şu kapalı yere söylenir. Hı, aynanın arkasındaki o siyah bölge. Siyah bölge sır denir. Eyvallah. O zaman şimdi ben çocuğa baktığımda direkt kendimi görüyorum. Hı. Yani ayna haline geliyor. Yani Eyvallah. el veledü sırru ebihi demek. Yani şimdi baba bir aynaya bakıyor. Kendini arka görüyor. kendini görüyor. Yani o zaman şimdi Adem Kabil'e baktıysa yani bu bu yorumlar doğruysa Aa, çok iyi. Bence secdeye o zaman kapanmıştır esas. Yani Rabbena zalemna enfusene o zaman demiştir. Çünkü neden? Yani melekler ne dedi şimdi anladık. İsimleri öğretmek neymiş şimdi anladık. Hmm. Bu secde niye oldu şimdi anladık. Şeytan niye kaldırdı Şimdi anladık. Çünkü ilk kez insanlık tarihi bir büyük hadiseyle yani kendi hakkındaki büyük bir bilinçle yani ben kimim sorusunu evet. anladın mı? Şimdi anladı. Yani böyle çeşitli bir hani çizgi filmlerde de olur başka filmlerde de olur. Böyle bir mesela kayıp kral vardır tamam mı? Hı hı. Kayıp kral gezler işte böyle şey yapar eğlenir mellenir falan bir yere gelir böyle duvara toslar tamam mı? Şimdi duvara toslar ve geriye doğru bir döner ya ben kimmişim falan ben değil mi? Aslan hmm. kralım var mesela. Hmm. Ben kim? Ben o aslanın oğluymuşum falan. Şimdi o zaman kendini fark ediyorsun. Demek ki şimdi burada Kabil ve Habil olayı ya da bizim buna benzer yaşayabileceğimiz herhangi bir olay. Yani işleyeceğimiz bir suç, bir günah, bir düşmemiz, bir kaybetmemiz, değil mi? Bir bölünmemiz. Yani kendimizi fark edeceğimiz herhangi bir durum. Bu hani şeyin <laughs> hani bir bir hadisenin bütün hayatı taşıdığı bir durum bu. Hı Anladın mı? Ve o hadiseyi taşıyor ve bütün hadiseyi bütün hayatı taşıyor. Sonra da e, bizim hayatımızın bütünüyle şekillendiriyor. Yani her zaman zihnimizin bir yerinde elimiz kana bulanmış olarak duruyoruz. Evet. Dolayısıyla şimdi burada artık bizim için yani bunu Habil mi öldürdü? Kabil mi öldürdü? Kim öldürdü, bu, bu çıkıyor. İnsan türünün biri ötekini öldürdü. Evet. Bak o güne kadar mesela bir hayvan öldürüyordu. O güne kadar bir ağaç öldü ağacı kesiyordu değil mi? O güne kadar başka bir şey yapıyordu falan. İlk kez yaşaması için hem cinsi olan birisini öldürmeyi öğrendi. Evet. O zaman tarihimiz başlamış oldu. Evet çok iyi ya. Güzelce. O şey çok güzel Ad yani, e, Hazreti evet. Ali'nin eski dündü çok güzel bir hikaye. Şimdi hakikaten dünya değişti. Yani evet yani dünya, ha, dünya. başka dünya. Hayır, Kendi dünyası da değişti. Hani biz evet. orada dünya değiştirirken yaşadığı dünya... Evet kendi dünyası Tabii değişti. Bizim orada. Bizim dünya Çünkü bizim dünyamız zihnimizdeki dünyadır. Evet, o çok, evet, o yani çok güzel. Ben yani burada biraz böyle birer idealist olmak lazım. Dünya benim gördüğümdür, benim evet. yaşadığımdır. Yani dışarıdaki dünyayı ben bilemem. Hı -hı. Ağaç mesela ben, benimle olan ilişkisinde ağaç haline geliyor. Evet. Anladın mı? Mesela, veya çevre benimle ilişkisinde çevre haline geliyor. Yani ben dünyayı böyle benden bağımsız olarak anlayamıyorum. Evet. Yani her yerde ben kendi izimi, kendi silüetimi görüyorum. Dolayısıyla şimdi benim dünyam başka bir dünya oldu. Cümlesi evet, İç dünyanızda yaşadıklarınızda fikirlerinize dünyanın evet. yani hani e, çok büyük dertler olan bir adamın bir çiçeğe baktığındaki bahadaki bakışıyla e, genç aşık bir adamın ya da bakışı, bakışı evet. bambaşka şeylerdir. Evet, evet. O yüzden iken, çok evet. güzel. E, bu Kabil meselesini bitirdik. Yok bitmedi. <laughs> Şaka yapıyorsunuz Vallahi hocam. Vallahi bitmedi. Hocam anlatalım o zaman. <laughs> şey yine gibi bitmedi. Ee, şöyle çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar esas şimdi e, bence Kabil meselesine geldik. Şöyle. E ee, Kabil'in bir insanlık durumu olduğunu sanıyorum anladık. Yani evet. bu bir kendimizi tanıma meselesidir. Yani hayatımıza ha, hani özür dilerim. Anladığımı söylüyorum ben o yüzden hani hazır Adem dendiğinde neyse ben kendim evet. ben de Adem'im. Ee, bu Kabil Habil meselesi bir insanlık meselesi. Bir, yani insanlık bir insanız durumu, yani. Bir insan durumu. Yani orada mesela şimdi Kabil'in payına bir ölüm düştü. Hı hı. Yani bir katil düştü. Yani hem cinsini öldürme. Aa, düştü. Biz tarafımız mı ses şimdi? şimdi? bizim şimdi tarafımızı değil. Biz payımıza düşene bakacağız. Yani oradan mutlaka yani mutlaka payımıza bir şey düşmüştür. Yani bu nasıl olmuşsa mesela sen kendini ne zaman fark ettiysen ben kendimi ne zaman fark ettiysem ben e, bulunduğum yapılardan bulunduğum e, kimliklerden ne zaman ayrıştıysam anlatır mı? Misal olarak söylüyorum. Diyelim ki ben evlenerek ayrışmış olabilirim ya da ben bir çocuk ba baba olarak ayrışmış olabilirim. Ben mesela işte düşmüş olarak tamam mı İşini kaybetmiş olarak bunu fark etmiş olabilirim. Ben bir günah işleyerek bunu fark edebilirim değil mi? Yani birçok uh -huh. şekilde benim kendimi fark etme fark etmem ya ortadadır yani ya gerçekleşmiştir ya gerçekleşecektir. Dolayısıyla şimdi e, yani ta bak şimdi orada mesela Dostoyevski'ye gelir bak şimdi o yani o öldürme olayını böyle bir şey olarak çizdiğimiz zaman bunların hepsinin ana fikri, hepsinin temel meselesi insan kimdir sorusudur. Evet. Yani dolayısıyla şimdi herkes kendi kabil kısmını bulacak ve herkes kendi habil kısmını bulacak. Yani şöyle bir şey yok yani Kabil içimizden çıkan bir katil hatta bir seri katil falan. Biz öteki herkes Habil tarafında böyle evet. bir şey yok. Bu yok. Kabil ve Habil zihnimizin iki kısmı. Hı. Anladın mı yani? Çok yani iyi. dolayısıyla şimdi. Hayır, e, yani Habil de Kabil de bil kuvve bizim içimizde var. Bizim. İçimizde var. Ben kimim sorusunu düşünürken varacağımız iki cevaptır Kabil ve Habil ve hiç kimse kabil olmaktan ve hiç kimse habil olmaktan mutlak arınmış Değil. değildir. Hı. Onun için biz suçları çok iyi anlarız. Biz mesela günahları çok iyi anlarız. Yani suça o kadar yatkınız mesela şöyle insanlara ben bunu aklım ermiyor. aklım ermeyeceği hiçbir şey yok. Kendine evet. bak. Suça ne kadar yakın olduğunu görürsün. Evet. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Tamam? Şimdi esas burada hiç daha... kimse sınanmamış suçun masumu değildir. Masumu e... ya da sevmediniz mi bunu? Yok çok e, şöyle o kadar cazip ki ikna edici değil yani. Allah Allah. <laughs> yani kimin olduğunu bilmiyorum. Şimdi ama bakma pat diye İsterse geldi. İsterse yani bunu kim derse ben bu sözü vermem. Vermediniz evet, mi? Yok vermedim. Hiç kimseye sınanmamış bilmiyorum. suçun masumu değildir. Sınanmadığı bir suçun. Ee, yani şöyle. Hani çok büyük olaylar karşısında nasıl tepki verebileceğimizi ancak o an he. gösterir. Evet ama ona gibi. gerek yok. Yani sınamasak da biz çünkü yani bir başkasının yaptığı suç zaten benim yapabileceğimiz suçtur yani. Yani ya ben hayır, zaten hayır burada yani şey Hazreti diye söylüyorum. Şey hayır yani. şey diye söylüyor bu ha. söz. Yani kendini çok masum gösterme. Ha, yani evet. sen de potansiyel bir ha. suçlu olabilirsin. Ben bu sözle ilgili bir şey yazacaktım bir ara. Daha bu değil buna benzer birkaç söz vardı. Böyle bir araya getirin şunları bir yazayım falan demiştim. Sonra unuttum ama bu bu sözden alacağım var. Yani şimdi dur <laughs> tamam. bu sözden alacağım var ya. Yani ya bu sözü ben beğenmedim yani yani. Bir düşüneyim ee, diyorsunuz? Şey, yok düşünmüştüm ya. şey şimdi bir yere getireceğim de şu tamam. şey kaybetmek Eyvallah, istemiyorum. Tamam. Kabil'i kaybetmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Kabil diyor Habil nasıl ne yapacağını bulamadı. Şimdi bu enteresan bir şey. Yani ne suçla yaşamak yani? tamam mı? Suçtan arınamıyor. Hani öldürdü. Öldürdü ne yapacağız? Şimdi Habil ne Aa, olacak? Evet gömecek mi ne yapacak? Ne yapacak şimdi tamam Şimdi bak bunu da bilmiyor. Şimdi ondan sonra çok, çok tuhaf bir şeye gidiyor. Mesela e, şimdi rivayet edilir. Şimdi bunlar İsrailiyattan geliyor. Ama şimdi insanlarda böyle bir şey var. İsrailiyat deyince kötü. Ya kötü değil kardeşim. Yani konuyu şimdi orada bir boşluk var. Boşluğu aşmaya çalışıyor. Şimdi deniyor ki uzun bir süre Habil'in cesedini yanında taşımış. Ne yapacağım ben bunu? Şimdi bu öldü. Ölümü anlamıyor. Evet. Öldü biz bunu ne yapacağız? Sen bunu anlayamıyor. Bunun üzerine şimdi şey e, ondan sonra Cenab-ı Hak bir karganın ölmüş bir karda, kargayı toprağı eşeleyerek gömdüğünü görüyor. Yani karga kargayı gömüyor. Evet. Onun için böyle kargalara böyle bir bilge kuş falan en yani lafları söylüyor. Çok tamam iyi. Şimdi karga kargayı gö gömüyor. Bak şimdi karganınki içgüdüsel bir şey. Fakat Adem'inki içgüdüsel değil. Bak Kabil'inki içgüdüsel değil. Kabil öğreniyor. Şimdi hani ne oldu her şeyi biliyordu? Evet. Aslında bir şey bilmiyor. Öğreniyor. Bak şimdi karga biliyor. Şey yani içgüdüsel, i̇çgüdüsel olarak bakıyor. biliyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın içgüdülerini vermiş şey ise Kabil ise öğreniyor. Yani içgüdüleri olan birisini taklit ederek öğreniyor ve kardeşini gömmeyi öğreniyor. Şimdi bakın burada muazzam bir hadise var. Gerçekten. Bunu da biz yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz ve her zaman yaşarız. Vicdan azabı ile tövbenin ilişkisi. Hmm. Şimdi deniyor ki. E, şimdi anlatıyor mesela Kabil diyor ki yazıklar olsun bana diyor. Ya bir karga kadar olamadım diyor. Tamam üzülüyor yani. Bildiğin yani böyle yani duygusal yani tamam, çünkü aynı izlenen yani. suç işlerken evet. ki benle suçtan sonraki ben aynı değil bana kalırsa aynı ben yani suçu işlerken de o ben kaybolmuyor fakat hı hı. o suçu işleme yani orada başka bir başka sahik ortaya çıkıyor ondan sonra başka bir sahik ortaya çıkıyor yani ikisindeki meselede yani suç işlerken ki refleksimiz de Ondan sonra çektiğimiz vicdan azabı, refleksiz de ikisi de benim varlığımı koruma amacı taşıyor. Yani dolayısıyla şimdi vicdan azabı çeken ben ile adamı öldüren ben arasında birbirinden çok farklılık yok. Yani aynı adam. Yani ben pişman oldum. değil. Şimdi vicdan azabı çekerek kendini korumak istiyor. Hı hı. Az önce öldürerek kendini korumak istiyordu. Arada fark yok. Arada fark yok. Şimdi ben, bunu şimdi ben bir yazı yazmıştım bizim fikriyatta. Yani vicdan azabı hatta şey bir tane ee, e, şimdi ama country müzikten bir şey şarkı var. He, evet. Yani hani, çok e, yaşamak yavaş bir cehennemde yanmaktır diye. Evet. Yani yavaş yani böyle hani ağır yani ağır pişen evet, evet. bir, bir cehennemde yanmaktır diye böyle bir yani bu böyle, böyle bir şarkı sözü var da. Ben de bunu şarkı sözüne atıp yaparak bu Kabir olayını yazdım. Hmm. Bizim fikriyatta. Ee, şimdi mesele şu. Acaba vicdan azabı çekmek ee, ...insanı yetkinleştiren bir şey midir? Hı hı. Tövbe midir? Yoksa başka bir şey midir? Ha. Şimdi Kabil'den payınıza esas düşen... ...konulardan bir tanesi de bu. Vicdan azabı çekmek. Nedir? Cevabını sizden dinlerim. Hakikaten çok zor soru geldi bir anda. Evet. Yani vicdan azabı çekmek... ...beni köreltebilir mi? Belki hı. köreltebilir. Yani hı. onu düşündüm. Çünkü bazı şeyleri görmeyebilir Orada duygularım harekete geçebilir. Evet. Tövbe mi... Biraz tövbe gibi geliyor bana bu mesele. Yani hmm. gerçekten tövbe gibi geliyor. Yetkinleştirir mi? Belki biraz olgunlaştırabilir. Hmm. Ama emin değilim yani. Emin değilim. Evet. Evet. Ben de emin değilim. Ve bence... <laughs> çok <güzel gülüyor> <dönüşüyor. gülüyor> <laughs> Yapmayın. <laughs> Yok şöyle... <laughs> çok kötü yerde emin değilim. değilim. Yani... Ama yani bu çok büyük bir meseledir. Evet. Yani eğer mesela en azından şöyle söyleyeyim. Şimdi yeryüzünde en çok çekilen şey nedir? Vicdan azabıdır. Evet. Yani vicdanazabı.com diye bir site açalım ve insanlar itiraflarını yapsınlar. Vardı bir zamanlar buna benzer bir şey. Var mıydı? E, bir zamanlar buna benzer bir şey vardı. İsim vermeyeyim. Ha, i̇nsanlar tamam. giriyorlardı. Anlatıyorlar. Anlatıyorlardı Itiraf. böyle. Tamam güzel. Şimdi bak anlatıyorsun fakat tükenmiyor. Fakat benim kanaatime göre vicdan azabı belli bir noktadan sonra mutlaka yer değiştiriyordur. Böyle böyle oldu ama aslında onun da kusuru vardı diye mutlaka ha. dengeleyici bir istikamet takip ediyor olması lazım. Yani benim tahminim öyle. Yani, yani, benim düşüncem öyle. Çünkü ona kurtulmak istiyor. Bir türlü kurtulamadık. Kurtulamıyoruz. Düşüyor. Yani, gömemiyoruz tamam mı? Bak gömemiyoruz. Yani bir karga lazım bize ki bunu ne yapacağız? Yani bu suçu ne yapacağız? Bize bir karga lazım. Yani, göster yani bizim dışımızda bunu görmemiz lazım ve e, taşıdığımız bedeni yani suç aletini veya suç unsurunu gömmemiz lazım. Yani bundan yani elimizi yıkamamız lazım tamam mı? Arınmamız lazım. Fakat elimiz temizlenemiyor. Hı -hı. Yani adam yanımızda taşıyor. Kokusu yanımızda değil mi? Evet. Yani bedeni yanımızda. Belki de çürüdü. Bilmem ne oldu falan. Her tarafım kokuyor. Katil kokuyorum ben şimdi. Evet. Bundan nasıl kurtulacağım? Yani bu çok zor bir şey. Çok zor bir şey değil mi? Yani şimdi hı -hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bak şimdi demek ki Kabil'e lütfu devam ediyor. Yani kargayı gösterdi. Habil'i evet. gömdü ve Kabil Habil'den kurtuldu değil mi? O zamana kadar aslında öldürdü ama ölümden kurtulamadı. Hı hı. Şimdi bu çok hani biz hatırlarsan şeyde İnşaat suresini konuşurken Ramazan ayında Feyza Ferahat e kelimesine geldiğim zaman Dedim ki Vallahi benim için yani bıraktığında Yani tamamladığında evet. Benim için dedim vurgu buradadır Çünkü bırakma Ya Rabbi biz Çok bırakamadık zor. Ya Rabbi Ben elimi açıyorum Ya Rabbi ben hiçbir şey bırakamıyorum Yani kafamla bitmiyor Yani değil mi? Evet. İşe geliyorum eve gidiyorum işi eve götürüyorum Evi işe getiriyorum değil mi? Yani ne oradaki bitiyor ne buradaki bitiyor evet. Sürekli taşıyorum Yani böyle hani yanında azık taşıyan adamlar gibi öyle değil mi? Yani eve işe taşıyorum işe eve taşıyorum Öyle, öyle oluyor Bitiremiyoruz ya Rabbi değil mi? Dünü bitiremiyoruz. Bak insanlarla ilişkimizi bitiremiyoruz. Çünkü bitirebilmemiz için hadiseyi gömmüş olmamız lazım. Yani karganın aklıyla hadiseyi gömseydik biz hadiseden kurtulacaktık. Evet. Şimdi kurtulamıyoruz. Şimdi bunu e, ben şahsen yani kategorik olarak cümlemi söyleyeyim. Hani vicdan azabı neye yol açar ne yapar bunu bir tarafa bırakarak dini açıdan meseleye bakayım. Vicdan azabı bir tövbe midir? Asla. Ne bir pişmanlık belirtisi göstermez mi? Tövbe de pişmanlık değil midir aynı zamanda? Değildir. Nasıl yani? Bir yaptığım bir günah ve ben ondan dolayı pişmanım ya Rabbi. Ya Rabbi. Evet. Yani. Vicdan azabıyla, vicdan azabı tövbe değildir. Ve tövbe de vicdan azabı değildir. Yani cümleyi böyle kuralım. Tövbe başka bir şeydir. Hı hı. Vicdan azabı başka bir şeydir. Vicdan azabı içerisinde... Yani Allah'ın bana emrettiği bir günah yapmış olmayı hissetmek de tövbe değil mi? Ya ben Allah bana haram kıldığı halde gittim, işte bir günah işledim. Sonra ben onu Allah'ın bana günah yazdığını ve benim bana yasakladığını bildiğim için ben bundan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Yani niye gittim? Bence o içki, tövbe vicdan azabı çukurundan özgürleşmemizdir. Hmm. Yani vicdan azabında Yanmakta, ağır ağır yani o cehennemde pişmekten özgürleşebilmenin, e, dünden geçebilmenin yani habili gömebilmenin adı tövbedir. O zaman vicdan azabını bu düşünceyle sonlandırmak mıdır? Sonlandırmaktır. Vay. Şimdi ne oldu? Bak, vicdan azabı mutlaka menfi bir eylemdir. Yani gerçek bir vicdan azabında benim değil mi? Rüyalarımın alt üst olması evet. lazım. Öyle değil mi? Bugünkü ilişkilerimin bozulması lazım. Hı hı. Herkesten kaçmam lazım. Evet. Yani aslında bir tür öldürdüğümle öldüm ben aslında değil mi? Hı hı. Yani ben de öldüm. Evet. İtiraf et yani isterse itiraf edeyim. Mesela şimdi kiliseye gidiyor adam, günahını itiraf hı hı. ediyor ama şimdi ben niye sana itiraf edeyim kardeşim günahımı? Yani ne oldu? Mesela şöyle düşün. Şimdi e, şimdi papazlara bazen çok yükleniyorlar tamam mı? Ben diyorum ki ya kardeşim diyorum sistemi sen yanlış kurarsan Papa suçlu olmaz ki. Evet. Bütün günahlarınızı yani sizin tahammül edemediğiniz günahları ben çekiyorum. Değil mi? Bana anlatıyorsunuz. Hı hı. Ben ne yapıyorum sonra? Öyle miyse yani öyle günahlar geliyor adam anlatıyor ki yani ben, bazı böyle psikologlar falan tanıdım mesela. Ben dedim ki yani siz ve, nasıl kaldırıyorsunuz bunları? Yani kaldıramazsınız yani mümkün değil. Çünkü suçu kaldırmak adam kendisi kaldıramıyor. Adam kendisinin işlediği bir suçu kaldıramıyor ben 40 kişinin suçunu dinleyeceğim ve 100 kişinin 200 kişinin suçunu, değil mi? Evet. Neler var burada? Onun için işte adam çöküyor yani papaz çöküyor. Yani ya ruhen çok yetkinleşmek lazım hı hı. ya insana saygını kaybetmen lazım. Evet, tefessüh edeceksin artık. Tefessüh yani. edeceksin yani tefessüh. E ben kardeş ben senin için niye tefessüh edeyim ki ya? Öyle değil mi? Yani evet. Sistemde bir yanlışlık var. Şimdi onun için mesela dinde işi sana bırakıyor. Gömme eylemini sen yapacaksın kardeşim. Beraber çıkacağız hı hı. sen suçunu gömmüş olacaksın. Buna ne diyor din? Setr deniyor. Örteceksin. Hı hı. Tamam. Yani Habil'i gömeceksin. Evet. Çünkü Habil'i gömmezsek yani Habil'i Habil'e konuşursak ve ben sana Habil'i öldürmüşsün diye bakarsam sen de konuşmanın dilinde Habil'i öldürmüş ukdesi var ise senin söylediklerini ben anlayamam. Çok iyi. Tamam mı? Yani bak şimdi geldik o zaman Vahlül e mi liseni değil mi? Dilimde bir ukde var. Şimdi Kabil'in dilinde bir ukde var ya. Habil'i öldürdük. Evet. Şimdi bunu göm yani Habil'i gömmemiz lazım. Çünkü sen de o ukde de bu kulak olduğu sürece ve bu göz olduğu sürece ben sana katil. Sen bana işte diyelim ki suç yani suç gözüyle veya ne bileyim hani başka bir gözle bakacaksın. Hı hı. Şimdi senin ukdeni çözmen lazım. Dilindeki ukdeyi çözmen lazım. Benim de senin hakkındaki hafızamdan vazgeçmem lazım. O zaman şimdi tövbe asla ve asla bir vicdan azabı değil. Tövbe mutlaka vicdan çukurundan özgürleşmemizdir. Bir dönüştürücülük. Dönüştürücüdür. Çünkü neden? Biz dedik ki din yani ha şey, biz dedik derken valla utandım. Şöyle din bize dedi ki hı hı. dinin kavramları yürüme kavramlarıdır. Durma kavramları değil. Takılma kavramları değil. Yürüme kavramı. Yani. Eyvallah. Çünkü tövbe o zaman size bak şimdi. Tö şimdi Tövbe ettin. Ha, yani setri yaptın. Setri yaptı güleceğiz. Yürümeye devam, devam et. Ve ile rabbike <laughs> Rabbimize arzu edeceğiz. Tamam. Şimdi nasıl yürüyoruz orada? Şimdi tövbe ile ettik. Şimdi tövbenin anlamı ne yine bak şimdi? Tövbe, rucu demek. Şimdi herkes pişmanlığa takılıyor da pişmanlık değil. Tamam, vazgeçmek var. Anladım ama rucu edeceğiz. Yani döneceğiz yani, değil evet, mi? O eylemden Allah'a döneceğiz. Allah'a döneceğiz. Yani şimdi yolda kaldık, eyleştik. Tamam mı? Arkadaşlarımız kervan gidiyor, oraya gittiler. Biz rücu edeceğiz. Onların yanına döneceğiz. Hmm. Çünkü onların yanına dönmediğimiz sürece burada gene suç işleyeceğiz. Yani vicdan azabından bu kez başka suçlar oluştur oluşturacağız. Mesela Habil'e kızmaya başlayacağız. Allah kahretmesin seni diyeceğiz. Ya yani niye sen de bana elini uzatmadın? Belki de suçlu sendin diyeceğiz. Belki de esas maktul sen şey katil sendin ey maktul diyeceğiz, tamam mı? Beni niye engellemedin tamam. diyeceğiz. Tamam bak şimdi biz bugün mesela bak Müslüman toplumda bunu yapıyoruz, tamam mı? Biz suçun altından kalkamıyoruz ve bir sorumluluğun altından kalkamıyoruz. Başlıyoruz onlar suçlama. E bunların da suçu var kardeş. Mesela Filistin'e tamam. Bunların, ya kardeş ne suçu alacak adam ya? Öldürülen adam suçu olur mu ya? Adam öldürülüyor ya. Ama altına kalkamıyoruz tamam mı? Evet. Bak Kabil konuşmaya başlıyor. Şimdi vicdan azabı çekiyoruz. Şimdi bir yoksul görüyoruz. Sinirleniyoruz tamam mı? Adama sinirleniyoruz. Neden sinirleniyoruz? Altından kalkıyoruz. Sanki Cenab-ı Hak sana dedi ki yeryüzündeki yoksullukları gider diye bir vazifem var. Böyle bir yok. Niye gidip çalışmıyorsun birader diye Niye gittin? Yani, tamam işte bunlar tembel. Bunlar yani. Çünkü neden? Vicdan azabı çekiyor tamam mı? çok yani, iyi. 3 lira sadaka verecekti veremedi. Of. Evet. Ama hocam şimdi özür dilerim. <laughs> Pek çok işin içinde elinden aldınız. Bahanesini elinden aldınız şimdi bu ya. <laughs> bu gerçekten <laughs> çok fena oldu. Evet. Çünkü bizim evet. en büyük argümanımız bu. Ya yani evet. şahsen benim de öyle yani. Hani Adam ya niye gidip çalışmıyorsun birader? Koskoca ben, sapa ben sapasalım adamsın ya. Niye diyorsun. Niye gitmiyorsun kardeşim ya? Niye yani gitmiyorsun? İçten diyoruz en azından. Yüzde hani kaç bir şey demiyoruz ama. ben de diyorum da yani şimdi dedik de niye? yani. Şimdi başımız evet. gömeydi yani. Evet hocam. Şimdi anlatalım mı şimdi? Neden Gittim şimdi? Bir bunlar şimdi bak, hocam. bak şimdi bunlar vicdan azabından kaynaklanıyor tamam mı? Çektiğimiz vicdan azabından ama. Şimdi adam bak şimdi ölümler ya şimdi insanlar şehit oluyor Afganistan. E kardeşim onların da işte aklı. Ya kardeşim aklı var veya yok ama şimdi bir adam hani bir iş yapıyor da. Ölümü mü hak ediyor ya? Yani hı anladın hı mı? Hı. Yani onlar da kendilerini çeki düzen... Tamam anladık. Çeki düzen versinler ama şimdi çeki düzen vermemenin suçu öldürülmek mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ya da mesela adam tamam çalış. Çalışmamanın suçu adama hakaret mi ya? Adama kızmak mı? Yok. Neden bu böyle oluyor? Çünkü vicdan azabı yönetilemeyecek bir ilişki biçimi. Yani vicdan azabı çekmeye başladığında akıl tutulur. Hı hı. <laughs> Öyle mi yani? şimdi? Evet. O zaman şimdi aklımız vicdanımıza hizmet edecek. Çünkü insan bir yerde konforu yakalamak zorunda. Bir dengeyi yakalamak. O zaman vicdan da aslında biz yeni dünyalar kurarız muhtemelen. Evet ama çok sağlıklı olmayabilir. Sağlıklı değil. Gerçekten bağımız koptu. Çünkü orada orada kuruyoruz. Tayyum kuruyoruz. Hı. Değiştiriyoruz. O da öyle olabilir. Böyle olabilir falan. Mesela 10 sene içerisinde değil mi? Adam gider mesela bunun suçu babamın der. Ondan sonra terapilere gider. <laughs> Yok büyük dedelerimiz bilmem ne yapmıştı belki ondandır der değil mi? Yani <laughs> dolandır bakayım baba. <laughs> dolandır tamam Dolandır. Nereye? Halbuki şimdi bak tevbe o değil. Tevbe suç işledik mi? İşledik. Suç ne? Diyelim ki hırsızlık. Evet. Allah korusun. Değil mi? Normalde şimdi insanın suçu cinayettir. İnsan evet. cinayet suçu işler. Yani şey bu. Bunun cezası nedir? Şu. Gideceksin, teslim olacaksın. Suçun cezanı çekeceksin. Mağdurun ettik, karşılayacaksın. Değil mi? Şeyler bu. Hı hı. Ama rucu Allah'a dönmedir. Allah'a dönmek demek yani biz, şuna, biz şunu söylüyoruz. Ya Rabbi vicdan azabında Yaşamayı reddediyorum. Tamam mı bak, vicdan azabında yaşamayı reddediyorum. Çünkü bu bir yaşamak değil. Yani bu cehennemde yaşamayı reddediyorum. Ben sana dönüyorum. Ama Çünkü ben sana gelmediğim sürece ben bu suçların benzerlerini 40 kere yaparım. O zaman yaşamak dediğiniz yavaş yavaş yanmak olmaz. Olmaz. O zaman yürümek olur. Bunun için Yeni Badadi üstadımız ne dedi? Ne dedi? Tevbe günahı unutabilmektir dedi. Oo. Oh günah işlemeyi de unutmak diye tamam anladım. Yani günah unutma kapattım mevzuyu. Mevzuyu kapatalım. Günah işlemeyi de tamam. unutmak He. olarak da ekler miyiz? Yok. Çünkü günah kesin işleyeceğiz. Günah kesin işleyeceğiz. Kader. hocam bir kere iki defa işledik tamam yani o yolcu başka bir olarak... günahlar var hocam bu kez kibirleneceğiz. Bu başka bir şey olacak. Ya, tamam hani günah. Mesela oraya gideceğiz tamam bir başka adam aynı günah işleyecek. Aynı günah isteyecek diyeceğiz ki hı hı. Ya ne yapıyorsun kardeşimiz? Herkes sen az önce işledin. E biz peki yani bu yolculukta hayatımızda pek çok çok şey öğrendik. Günah işleme kapasitemizi haddimizi de doldurduk. Yani bir yerden sonra artık günah işleme hale gelemeyecek miyiz yani? Şöyle, i̇nsan eylemle öğrenir. Eylemin günah ya da sev olmasının bir önemi yok. İnsan eylemle öğrenir. Eylem öğretir. Yani amel öğ tamam. yani eylemler bize öğretmek içindir. Yani biz yaparak, yaşayarak, yıkarak, bozarak öğreniriz. Prensibimiz bu. Hı hı. Dolayısıyla şimdi günah işlemeye devam edeceğiz. Yani sürekli günahlar işleyeceğiz. Ama o günahtan yani o çünkü mesele şimdi yani burada şimdi hani Kabil abimle yani yani her zaman hayatımızda bu olmuyor. Çok basit şeyler de olabilir. Yani mesela diyelim ki birisini kırmışızdır. da birisine kırılmışızdır. Evet. Tamam yani şimdi bana yani benim kanaatime göre yani ikisi de bir şeyimiz. Hani kırılmak da çok acayip bir şey. <laughs> Bence daha kötü de. Yapmayın hocam bunu <laughs> ya. Yani bunu almayın. Ya yani ne kırılmak evet. çok kötü bir şey hocam. Kırılmak çok kötü işte değil Neyse. Hocam ben size tamam. bu kadar bir daha ha. bir dakika bu konuda da geçmeyin ha. öyle Geçtim. kırın. Ben şimdi size çok kıymet veriyorum. Ee, Seviyorum. Ekrem hocam sağ. diyorum. Ya şimdi siz bana dediniz ki şuradan çıkarken dediniz ki kötü bir şey söylediniz mesela ha. bana. Hani yayın ilgili olması baş. Ya kırılmaz mı ben ya? Ee, kırılmazsın. Yani Niye kırmayayım? kırılmamak gerekir yani? Yani şöyle, ben de kırılıyorum da yani iyi mümin olduğumdan değil, eksik mümin olduğumdan kırılıyorum. Tamam, nerede Bence... eksiklik? Niye kırılmayayım ben yani? Hani bir çok can dostum, bir arkadaşım var. Hmm. Yani can dostum yani. Hmm. Bir şey hakkında kötü bir şey söyledi yani. Ya, e, şöyle yani kötü bir şey e, yaptı. Yani bu dediğim %100 doğru. Ben bunu biliyorum da. Yani ben de şimdi yani yani pratikte de bunu şey yapmak için mesela bir arkadaşa kızmıştım. Ben onu daha çok şöyle yapıyorum. Hani kırılma yerine kızmayı tercih ediyorum. Çok iyi oluyor. Yani cevap mı vereyim yani karşılığını e, vereyim. Yani kızıyorum sonra geride ukde kalmıyor. Yani bu vahlul ukdeten var ya. Yani geride bir ukde kalmasın kardeşim. Çünkü geride ukde kaldığında aklın tutuluyor. Anladın mı? Yani? Geride hmm. ukde kalmasın. Yani işler daha seyyel, daha pratik olsun anlamında söylüyorum. Bu kırılma meselesini gerçekten hususen yani bir bir kibirlenme biçimi olarak kırılma alınmayı anlatırım. Yani bu az çok çalıştığım bir konudur. Anlatın hocam ben evet. ikna, ben şu an itibariyle benimle beraber ekranlar başında izleyen pek çok kişi ikna olmuş değil buna. Ben, doğru. <laughs> Nasıl? Olmaz. Niye şey, kırılmayayım? Şimdi kırılma genellikle e, beklentilerle ilgili bir şeydir. Yani deneyin, tecrübe edin. Tamam. Yani mesela. Ben mesela can Hı. dostumdan bana e, iyi davranmasını bekliyorum. Tabii. Çünkü ben ona iyi davranıyorum. Hassasiyet göstermesini istiyorum Hı. bana. Ama bana hassasiyet göstermedi Gösterme. o esnada. Tamam. Peki. Can dışındakileri kırılmaları şey yapsak olur mu? Yani Tamam. Evet. Şimdi kırılma dediğimiz şey kırılma, alınma vesaire falan. Şimdi bunlar senin benim sendeki ee, bir beklentim var. Yani mesela ben Hikmet'in gözüne şöyle birisiyim diye bir beklentim var. Bu da genellikle iyi bir şey ve üstün bir şey. Yani ben öyle olmak, öyle görünmek istiyorum. Hı -hı. Sen bir davranış sergileyip de ben öyle değilmişim. Olduğunda ben kırılıyorum. O evet. ben öyleymişim var ya. Yani ben orada öyleymişim o çok değerli bir şey var ya. Evet. O çok değerli değil. Yani bir Hı -hı. insanın gözünde mesela ben çok değerli. Yani Anlatabilir misin? <laughs> ee, değil. Çünkü biz normalde kırılarak, dökülerek öğreniriz. Hı -hı. Yani kırılma çok iyi bir öğrenme biçimidir dökülme çok iyi bir öğrenme biçimidir. Yani benim için hep anlat yani demek istediğim şey şurası. Yani bunlarda tereddüdüm yok. Yani hani gerçekten şeyin yani çok Anladım. değişik yerlerden hani izah da edebilirim bunu da ama yani demek istediğim şey şu, yani söylediğim şey şu. Kendine şey, bir kıymet harbiye sen. ve gerçekte olmayabilir. Buna belki biraz kibir gibi bir şey de ekledim buna. Dedin ki işte ben <laughs> e, bu kadar e, böyle birisiyim. Hı -hı. Sen benim bu şöyle bir böyle böyle, böyle böyle olmamı takdir etmedin. Etmedin de kırd. yani He. şey yaptın çok açık yani çok, şey olarak çok net. Dolayısıyla şimdi benim şahsi kanaatim şu yani söylemek <laughs> istediğim şey şu. Ya hocam ise... özür dilerim bazen çok böyle önemli şeylerimizi elimizden alıyorsunuz. Evet. Hayır bir iş, işin kötü tarafında da aklım yattı. Yatar. Yatmaması yani mümkün Yani <laughs> şey, yat olmanı... mü? tamam, şey, şey. bir mümin olarak tevazu olmanız. mümkün değil. Tamam bir mümin olarak tevazu ehli olacaksın. Kendini Hı. bir yerde görmeyeceksin. Eyvallah hocam, bunu da aldınız senin. Şimdi dönelim şeye tekrar. Kabil'in yani öldürme meselesine evet. tekrar dönelim. Şimdi Kabil öldürdü, yani kendi bir kararıyla öldürdü ve e, aslında orada Allah'a ait olan bir hakkı taklit etti. Evet. Yani şimdi Allah'a ait olabilir o hak çünkü Allah yarattı. Yani yaradan Allah, hı hı. canı veren Allah. O alır dediğinizi alır, dilediğini verir, değil mi? Onun yetkisinden. Şimdi burada Kabil hazları için veya kendi iktidar alanı için bu şeyi reva gördü. Yani ben öldürebilirim diye. Yani ke, yani hı hı. göre insan kimdir? Yani gerektiğinde öldürebilendir. Evet. Tamam. Şimdi bir insan tanımı yaptı. Şimdi bu tanım bize baki kaldı. Yani biz mesela şakayla gerçek değil mi? Yani öldürürüm seni deriz mesela değil mi? Biz öldü yani bak şimdi cümleye bak. Bu şimdi bu şaka nereden geliyor? Zihnimizin bir yerinde bu gerçek olarak bulunuyor. Yani biz bir gün veya bir durumda bir kişiyi öldürebiliriz. Yani böyle bir yatkınlığımız vardır. Bu nedenle yeryüzündeki her ölümden ve her öldürmeden Kabil'in payına bir pay gidiyor diyor peygamber Efendimiz ama. Hı hı. Bir pay da bizimkine geliyor çünkü yani suç olarak söylemiyorum. Yani biz öldürmeleri biz ölümleri anlayabilecek insanlarız. Evet. Yani yeryüzünde mesela bir ölüm olduğuna, bir katil olduğuna nasıl böyle bir şey olur? Yani insan nasıl öldürür? Böyle şaşırmaya gerek yok anlatır mı? Evet. Şaşırmaya gerek yok. Şimdi o zaman dediğim durum ortaya çıktı. Şimdi din bize meşru bir yoldan Allah'a taklit etmeyi öğretiyor. Buna tahalluk bir ahlakillah diyor. Bir daha. Meşru bir yoldan. Bir yani Cenab-ı Hakk'ın söylediği bir yoldan Allah'ı taklit etmeyi yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı öğretiyor. Buna tahalluk bir ahlakillah diyor. Örnek yani verir misiniz mesela? Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak. Bir örnek verir misiniz mesela? Mesela şimdi diyelim ki Cenab-ı Hak cömerttir. Evet. Şimdi... Allah'ın ismi El-Kerim. Hı hı. Şimdi Allah'ı tanımak istiyorsun. Şimdi bu kavramsal olarak okunarak öğrenecek bir şey değildir. Evet. Cömertlik yapmana bağlıdır. Şimdi cömertlik yaptığında cömertlik öğretir sana. Hı. Neyi? Allah'ın Kerim olduğunu. Evet. Dolayısıyla şimdi Kerim'den bir payın var ise Allah tanıyabilirsin. Bu yeni platoncu felsefeden de beri gelen mikrokozmos makrokozmos yani evren telakkesinin bir şeyidir bu. Birden bir çıkar diye bir meşhur bir cümle vardır. Bunun benim şahsen, yani bu çalışmam çok önemli bir yer tutar bu. kem şehrimde çok önemli bir yer tutar. Biri bir bilir cümlesi vardır. Yani, kamil olan kamili bilir, tam olan tam olanı hı hı. bilir, doktor doktoru bilir, peygamber peygamberi bilir filan. Anladın? Mı? Mesela şimdi senin kim olduğunu, mesleğini ne yaptığını ben asla bilemem. Ben mesela bazen şimdi karşılaşıyoruz. İnsan diyor ki, hocam diyor şurada diyor benim için bir şahitlikte bulunur musun? Diyorum ki, bak iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Dürüst bir insan olduğunu söyleyebilirim ama mesleğin hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ya ben ben nereden bileyim ki? Ben derim ki mesela bu adam iyi bir işte mesela mesela iyi bir kameraman olduğunu söylüyor. Ben nereden bileyim sen iyi bir kameramansın? Çünkü kameramanı kameraman bilir. Evet. Ben bilemem. Şimdi Allah kim bilir? Allah'ın normalde Allah bilir. Ama Allah'a benzeşmeye başlarsak bizdeki o benzeşme noktalarından Allah'ı tanımaya başlarız. Şimdi bu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Eyvallah. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi var ise bu ismin her birisinden bir payımızın olması lazım. Mesela bak şimdi zor, şeyini söyledim. Zor olan ismi söyleyeyim. Allah el mumittir, öldürendir. İnsan da bundan pay alır. Biz de bazen öldürürüz. Ama ne zaman? Allah'ın izin verdiği bir kontekste. Evet. Allah'ın izin verdiği bir durumda. Şimdi şey Kabil bu izni reddetti. Yani benim hazım gerekli veya yeterli şarttır dedi. Hı, hı. Hazzım varsa veya İktidar alanı bunu iktiza ediyorsa ben öldürürüm. Yani ben öldürürüm kardeşim. Tamam. Ben öldürürüm. O zaman Kabil içimizdeki kötülüklerin başı oldu. Evet. Ama bir mümin çıkıp yani yok öldüremezsin. Yani bu Rabbin iznine bağlıdır. Rabbin tasarrufu dahil nedir dediğinde de o da içimizdeki iyiliklerin başı olmuş oluyor. Aa çok güzel. Evet. Yalnız hayır buradaki mesele şu. Ee, biz... Ee, Hazreti Adem, Hazreti Havva işte Hazreti Hazret ha. Hazret Adem, Hazreti Havva konuşuyoruz. Kabe bütün bunlar yaşanırken bu magazinsel bir düşünce de olabilir belki ama hani ben e, o hmm. dünya artık eski dünya değil cümlesinden hareketle Hazreti Adem'in rolü hiç yok mu? Hazreti Adem nerede yani o esnada? Hani rolü demeyelim ama hmm. hani vaka olarak nerede Hazreti Adem? Bir şey yani rivayetler geçmiyor. Yani e, Bilmiyoruz. ya yani, bunu bilmiyoruz. Bunları bilmiyoruz. Yok, belki hani magazinsel bir düşünce evet. gibi bu olabilir. Evet. Hani yok, o bunu, bunu bilmiyoruz. Yani dolayısıyla şimdi mesela yani, hani ee, hiçbir dahliye olamadığı e, onu da sorguladım hı. ben çünkü meseleyi boş şey yaparken. Hani yani burada baba... konunun o tarihselliğinden tümelliğine doğru yani her insanı ilgilendiren tarafına doğru intikal etmekten başka çaremiz yok. Eyvallah. Yani dolayısıyla şimdi hadisenin kronolojik gerçekliğiyle hadisenin ahlaki durumu arasında bir tercih yapıp ahlaki durumuna odaklanmamız lazım. Eyvallah. Çünkü diğerinden portreyi tamamlamamız mümkün değil. Bence insanlar mevcut durumdan portreyi tamamlıyorlar. Yani mesela bir insan bir insan niçin öldürür? İşte şunun için şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır filan. Yani vakayı tanıdığımız için aşinayız. Yani öldürmeye aşinayız biz. Eyvallah. Ondan dolayı geriye doğru portreyi tamamlıyoruz. Ama o yani Kur'an-ı Kerim bize verdiği bilgiler normal şartlarda hüküm istinbat edeceğimiz ya da Buradan bir yorum çıkartacağımız düzeyde değil. Kur'an-ı Kerim bunu birçok yerde yapıyor. Yani Nuh'un gemisinde yapıyor, başka konularda yapıyor. Yani birçok konuda bunu böyle yapıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in meselesi e, kısa zamanlı ömrümüzde mühim işlerimize odaklanmamızı sağlamak. Eyvallah. <laughs> Şimdi e, belki hani kaçırmışsınız sevgili seyirciler en başta dedik ki bu programda Ekrem Hocam böyle arka arkaya pek çok sorular var. Birikti o Ramazan'da o kadar program yaptık, başka zaman program yaptık. Böyle cümleler var. Birikti. Ama neredeyse bir program saat oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> diğer konuma da geçeceğim ama. Tamam. Geçeyim. Hazır daha böyle 20 dakika falan varken. Evet. Eğer o konuda kalırsa haftaya devam ederiz hocam Olur olur. yani. Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz. Evet. Hmm, Mehdi meselesi. Evet. Şöyle bir kurtarıcı bekliyoruz biz. Ya da şimdi evet. biz bekliyor muyuz ya da onu soracağım. Ama hani böyle bir zihnimize kıyamet meselesi konuşurken bu böyle aklımda kalmış fakat bir türlü yani giremedi. İlkten en sona böyle bir türlü şey, İki parantez yani, içerisinde barantez, insanlığı alalım yani. Alalım. <laughs> Kabil'den bir parantez çektik. <gülüyor> Sonu doğru. <laughs> bir şeyden tamam. Ondan <laughs> arada da var 3-5 tane. Evet. Ee, yani böyle bir kurtarıcı bekliyor Mehdi gelecek. Açıkça şöyle bizim gelenek olarak ne bildiğimizi önce söyleyeyim. Hani ortalama bir inanan bir kişi. Kıyamete yakın birisi gelecek, Mehdi. Ee, herkese tarmar edecek, gelecek bizi kurtaracak. Biz böyle bir kurtarıcı bekliyoruz. Evet. Ee, Çok sevmediğiniz sevdi, bir fikir Yani mi? şöyle, e, bu konuda birçok Müslüman görüşü var. E, böyle ciddi Müslüman alimlerin görüşleri var falan hadis şerifler var ondan sonra. Yani Kur'an-ı Kerim'de pek bir atıf olmadığı kesin. Ee, Müslümanlığın içerisinde de e, müstakil olarak Mehdi'ci bir mezhep var. Şia. Evet. Yani müstakil hakikaten yani Şia bir Mehdi'ci. Bir Mehdi bekliyorlar. Bekle, Hatta şey. atı, kılıcı şu anda hazır bekliyorlar. da. gibi. Dair. Ha, yani ha onlar tabii hani muayilenin şeyleri olabilir ama yani onlara çok takılmamak yani lazım. Yani bununla Doğru. ilgili küçük de olsa çok küçük ha. bir ekip. Hı -hı işte at bir kılıç bekletiyorlar hocam gerçekten. Mehdi gelecek işte kullanacak falan diye. Evet, olabilir. Yani olabilir. Yani ben şey yani çok cüzdük, küçük bir ekip. Olabilir. O. Evet olabilir. Ha, şimdi şöyle. Şimdi e, bir defa geçmişe doğru gittiğimizde e, Kur'an-ı bir ayet var. Gelen peygamberler yani birkaç tane bir ayet var arasında kendilerinden sonra birinin geleceğini söylüyorlar. Yani bu mesela Peygamber Efendimiz'e kadar geliyor. Mesela e, yani insanlardan söz alınıyor, yani peygamberlerden söz alınıyor. Yani yani bir sonraki peygamberle ilgili böyle bir söz alınıyor falan. Ve genellikle de geliyor. Yani mesela diyelim, Hazreti Musa'dan sonra başka birisi geliyor. Evet. Hazreti İsa'dan sonra başka birisi geliyor falan. Şimdi sorun nerede tıkanıyor? Bence birkaç yerde tıkanıyor. Birincisi son peygamberden sonra kim gelebilir? Yani ne yani... Kim gelebilir ve niye gelebilir yani? Şimdi birinci, birinci soru bu. İkincisi. Müceddit diye bir tabir söyleyeyim. Kapatayım o izi devam edelim. Onu sonra ee, konuşacağım. Onu da tam bilmiyorum ben. Yani yani bence zor bir konudur o. Müceddit meselesi. Zor bir konudur o. Ee, yani anlatırım şeyin nedenini. Ee, şimdi bence buradaki esas soru bu değil ama. Esas soru şu. Şimdi bir insanlık davranışı olarak insanın beklemesi diye bir olgu vardır. Yani Samuel Beckett'in Godoy'u beklerken diye bir şey vardır. Ona atıf yaparım ben sık sık. Yani insanın okuması gerekiyor. Gerçekten anlamsızca beklemek. Yani niye bekliyoruz? Mesela biz burada neyi bekliyoruz? Tamam Bekliyoruz ama şimdi biz, herkesin öyle bir şeyi var. Mesela hayatında bir şey olacak, bir değişecek, bir şey olacak tamam Çoğu zaman böyle bekleye bekleye, ayet kerimede de vardı. Mesela bekleyin durun bakalım. Biz de sizinle beraber bekliyoruz tamam mı? Yani böyle bir yani montazır diye bir kelime var yani Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Mesela Mesela biz de hakikaten böyle yani iyi yani konu yazabilen insanlar bence bu Kur'an-ı Kerim'deki bekleyin görün veya bekleyelim beraber bekleyelim ayet kelimelerinden hareketle bir insanlık davranışı olarak beklemeyi yazsa çok iyi ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'de bence birçok şey bulabilirler. Hani daha önce hani konuşuyorduk şeyde bu e, vicdan azabı ile ilgili birçok şey bulabilirler. Onu da yazmaları lazım. Aslında e, yani çünkü bunları hikayeleri yazdığı zaman yani bir, bir defa davranışı anlıyoruz. Yani insan davranışında Mesela vicdan azabının ne olduğunu anlıyoruz. Burada da mesela beklemenin ne olduğunu anlıyoruz. Biz niye bekliyoruz? Yani gerçekten mesela niye değil mi? Herkes bir değişim bekliyor. Yani hayatında bir değişim bekliyor. Evet. Bugün öyle değil mi? Yani? Mesela kimse... Ve bu, ve bu da birileri tarafından sağlanması he, bekleniyor. Yani herkes için ideal ileride. Yani ileride bir yerde. Ya kimse mesela ideal günümü yaşıyorum değil mi? Mesela ideal ailemi yaşıyorum. İdeal falan yani yaşıyorum değil. Yani hep böyle bir şey bekliyor. Yani ileride bir şey bekliyor. Bir şey olacak bir şey yapacağız falan filan. Şimdi o zaman şimdi iki şeyi ayrıştırmak lazım. Bir, bir insanlık durumu olarak bekleyiş hı ile hı. iki, dinde bir e, habercinin gelişi anlamında ya da Mehdi'ci ya da bir şeyin gelişi anlamında bir bekleyiş. Evet. Yani yani dinin vaat ettiği anlamıyla ve insanın beklediği. Acaba bunlar örtüşür mü? Veya bunlar aynı şey midir? Mesela ben bazen şimdi bizim millet hocalarını dinliyorum. Biraz tuhaf geliyor bana anlattıkları. İnsanlar tarih boyunca bir mektup beklemişlerdir filan. E tamam güzel beklemişler ve gelmiş zaten hep diyorum. Hep gelmiş yani, yani beklemişler gelmiş mesela. Musa'yı beklemişler ki Hazreti Musa'yı gelmiş. Hmm. İşte Davud'u beklemişler. istemişler gelmiş. Bak Kur'an-ı Kerim'de var tamam istiyorlar yani. Ya Rabbi, e, bize bir savaşçı komutan gönder geliyor yani. Anlatabiliyor Bak geliyor. Eyvallah. Yani demek ki yani şimdi beklemede bir kusuru yok yani. Peki ama esas soru bu değil. Esas soru şu. İnsan neyi bekler? Allah neyi gönderir? Veya insan kimi bekler? Allah, Allah kimi gönderir? Ya da insan niçin bekler? Allah niçin gönderir? Şimdi bence bu soruyu sorarsak... Hı. Bütün bu bekleme meseleleri... Bütün bu gelme meseleleri... Başka bir istikamet kazanabilir bana göre. Şimdi ben gireyim mevzuya yine. Hı. Bence insanoğlu... Ya Rabbi çok kibirlendik. Ya Rabbi çok şöyle olduk. Ya Rabbi çok işte ibadeti unuttuk falan. Bize bir rehber gönder. Ve biz sana kulluk yollarını görelim, öğrenelim. Dememiştir herhalde. Dememiştir. Evet. İnsanlık ne demiştir? Kurtar bizi. Kurtar bizi. Yani filanca bizi eziyor. Evet. Falanca bizi dövüyor. Aramızda böyle şeyler var. Şu var, bu var falan filan. Yani aslında herkes buğdayın Mesih'ini beklemiştir değil mi? Yani yani bize buğday getirecek bize bu yani buğdayın yolunu getirecek, ulaştıracak bir Mehdi aslında bekliyor. İnsanlar bu. Bu ne? Bu nedenle de işte Cenab-ı Hak peki ne gönderiyor? Cenab-ı Hak da tam tersi buğday değil e, insanlara doğruluğu, insanlara ahlakı, insanlara erdemi anlatan birisini gönderiyor. Bu nedenle gönderilen kişi onu gelsin gelsin diye bekleyenler tarafından ilk önce tard ediliyor. Öyle değil mi? yani? Nasıl yani. Yani şimdi mesela diyelim ki Hazreti Musa geliyor. Evet. "Oh, ne güzel geldi mi?" diyorlar. Ha <laughs> Eyvallah. Yani hani bekliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Bu kez ne diyorlar? Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bu değil. Yanlış değil. Dedikleri doğru. Çünkü onlar onu beklemiyordu. Evet. Anladın mı yani? Onlar onu beklemiyordu. Zahmetsiz bir kurtuluş ve hiçbir külfet istemiyorlardı. Şöyle ekmek istiyorlardı. Tamam evet. Yani, yani. buğday istiyorlardı. E, iktidar istiyorlardı. Şimdi peygamber gelip onlara ya iktidar Cenabı Hak'ta deyince ya biz bunu istemedik kardeşim. Yani bizim mesela misal olarak söyleyelim. Romalılara karşı Romalıların kılıcından kurtaracak bir şey getir bize. Ya da bizi Kıptilerin zulmünden kurtaracak bir şey bize getireceksin evet. dediler tamam Bu nedenle şimdi yani onlar içlerinde buzağa sevgisi varken bir Mehdi istiyorlardı. Peygamber geldi buzayı katletti. Yani içimizdeki buzayı kesti. Hı hı. Tamam yani Dolayısıyla şimdi peygamber geldiğinde şok yaşadılar. Ya biz bunu mu istiyorduk? Onun için şimdi bakınız. <laughs> burada en ciddi mesele her bekleyen zihninde beklediğini şekillendirmiştir. Evet. Ve beklediği ona geldiğinde onu tanıyamaz. Bu, bu değil der. <laughs> şimdi bir tane hadis aktarayım bu konuyla ilgili. Hadi şöyle. <laughs> Lülü Vel Mercan'dan geçelim. Lülü vel Mercan İmam Buhari ile İmam Müslim'in kitapları. Hadis kitapları arasında en güvenilir hadis kitabı kabul edilir. Evet. Ee, bir de bunların ortak rivayet ettikleri hadis-i şerifler vardır. Bunlar ise en güvenilir hadis kabul edilir. Sayıları 900 civarındadır. Yani Kaç? 900. 900. Yani 900. Evet. Böyle hadis sayılarının çok olduğunu falan düşünürler insanlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin hadis böyle bir şey yok yani. Bizim Mustafa Karataş abi sağ olsun. O doktora tezi yapmıştı. İnsanlara öneririm onun kitabını. Hatta bir kez şey telefonla konuşuyorduk. Abi dedim senin yani sendim sayın kaç senin tahminin? Ya dedi tekrarlar çıktığın zaman 8-9 bin hadis var dedi. 8-9 bin. Yani, o kadar yani. Yani hadis yani ama rivayet kanalları da hadise dahil olduğu için hadisleri bunlar çoğaltıyor. Yani insanlar böyle derler 200 bin hadis, 500 bin hadis böyle bir böyle bir hadis yok yani. Rivayet tarzları değişiyor, rivayet kanalları değişiyor falan. Yani bu da böyle bir ara bilgi olarak Eyvallah. şey şey yapalım. Şimdi Lülü mercanda o şey bir hadis-i şerif var. <laughs> Cenab-ı Hak kıyamette, mesela mahşer gününde kendi suretine göre bize tecelli etse. Değil mi? Yani Allah'ı görsek. Ne olur? Bir şok oluruz herhalde. Ya da... Kaçarız. Bu değil herhalde deriz. Hmm. Çünkü zihnimizde Allah şekillendiririz biz. Yani bizce Allah başka bir şeydir. Yani bizim bilgimiz yani bizim zihnimizdekinin gerçeğe mutabık olması mümkün değildir. Evet. Onun için mesela İbn Arabi muazzam bir kavramlaştırmayla insan zihnindekine ilahi mutakat demiştir. Herkesin kendine göre bir Allah anlayışı vardır demiştir. Ve benimki seninkine uymaz, seninki benimkine uymaz demiştir. Evet. Bunun üzerine hadis-i diyor. Çok enteresan bir hadis-i Yani gerçekten yani, yani benim mesela hadisler arasında çok favori hadislerimden bir tanesidir bu. Şimdi diyor ki herkese diyor kendi şey, yani gerçek yani kendi haliyle tecelli etse herkes kaçarlar. Ben böyle bir Rabb'e ibadet etmedim. Gerçekten de etmedik. Şimdi herkesin kendine göre bir Allah anlayışı var. Ama bu kez de insanların inancına göre tecelli edince insanlar ona Aa, bu benim Rabbimdir hmm. derler. Anlatabiliyor muyum? Şey, şey Şimdi aynı şeyi ben Mehdi meselesi için düşünüyorum. Şimdi herkesin bir beklediği var. Ama o çıkıp gelince şimdi zannediyoruz ki mesela yani bir tür duada hani konuşuyoruz ya mesela dua ederiz ama Allah bize başka bir şey verir. Evet. Mesela insanlar buğday getirecek birisi için dua ettiler. Allah onlara Hazreti İsa'yı gönderdi. İnsanlar mesela diyelim onları Firavun'dan kurtaracak birisini istediler. Allah onlara Mus Musa'yı gönderdi ya da Harun'u gönderdi, değil mi? Hı hı. Yani onlar başka birisini istiyor, başka bir ama bir şey istiyorlar. Allah onu gösteriyor. o zaman Evet insanlarda bir bekleme şeyi vardır doğru ama insanların beklediği ile Allah'ın gönderdiği çelişir. Yani bir de evet. şimdi işi buradan tutalım. Şimdi gelelim şeye İslam'a. Şimdi benim kanaatime göre e, normalde gelecekler yani gelecek çağlarla ilgili bir beklentinin Yahudilikte kısmen Hristiyanlıkta hı hı. daha güçlü. Ve Şia'da bulunması makuldür. Sünni düşüncede bulunması için hiç makul değildir. Neden? Evet. Şimdi Yahudilik Allah'ın seçilmiş kavminin tarihin bir döneminde diyelim ki büyük sıkıntılardan geçmiş, Holocaust, şu bu vesaire, bunlar olmuş tamam. Ama belli bir şeyden sonra da kendi devletlerini, kendi inançlarını, kendi şeylerini kuracaklarını kabul edebilir. Hı -hı. Yani. Çünkü neden? Tanrı'nın maksadının gerçekleşmesi için böyle bir şey olması lazım diyebilir. Çünkü bu henüz olmadı. Şimdi onlar yeryüzünde tahakkuk edecek bir maksat için çalışıyorlar diyelim. Bu olabilir. Evet. Şimdi Hazreti İsa'nın gelişi zaten bir tuhaf oldu. Geldi. Değil mi? Yani 10 kişi iman etti. 11 kişi. işte 12-13 neyse. Bir kişi vazgeçti. Evet. Geriye döndü ve bir başarısızlık gibi değil mi? Yani, yani günahlarımız için çarmıha girdi. Aslında öldürüldü. Öldü ve öldürüldü diyelim ama ölmedi. Evet. Gitti şimdi onu cezalandırmak için geriye gelmesine bir anlam var. Çünkü din maksadına henüz tam ulaşmadı. Hı hı. Onun için mesela yani biz ya kıyamete doğru gitmeliyiz ya kıyameti zorlamalıyız değil mi? Yani böyle bir durum olması lazım. Neden? Çünkü Hazreti İsa'nın amacı gerçekleşmedi. Yani Hristiyanlık henüz gayesini gerçekleştirmedi. Evet. Yahudilik gayesini tam gerçekleştirmedi. Şimdi İslam içerisine gelelim. Yani bu açıdan ikisinde de yani böyle bir Mesianik beklenti, bir Mehdi beklentisi tamam. ya, nasıl olursa olsun mümkün. Ama gene aynı çelişki ortaya çıkacaktır. Yani yani e, bekledikleri, gibi, şey gibi, bekledikleri gibi, gibi bir şey olmayacak. olmayacaktır. Yani birisi gelebilir ama bekledikleri gibi olmaz. Şimdi İslam'a gelelim. İslam içerisinde Şia e, formel olarak Yahudi ve Hristiyanlar gibi maksadın tamamlanmış olma tamamlanmamış olduğunu söyler. Yani hı hı. dindeki maksat tam olarak tahakkuk etmemiştir. Hı hı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz bize bilgiyi getirdi. Yani gerçeği hakikati getirdi. Evet. Fakat bundan sonra Peygamber Efendimizden sonra o hakikati sürdürmesi gerekenlerden bu gasp edildi. Yani bir tür yani sanki Hz. İsa'nın hani şey yapılması gibi. Yani gasp edildi. Daha sonra Mehdi gelecek ve pe yani İslam'da tamamlanması gereken o ayakta tamamlanacak ve böylece din gayesine ulaşmış olacak. Hı hı. O zaman şimdi Şia'da eksik bir ayak olduğu için İslam'da o e yani yorumcu ve uygulayıcı olarak Mehdi. Eyvallah. Şimdi peygamber vahi getiren tamam. Ama yorumcu ve uygulayıcı olarak ayakta bir sakatlık oldu. Yani şey sünni öpürtünizm kullandıkları kavram budur. Fırsatçılık. Evet. Hadi biraz daha iyimsel olursak pragmatizm dünyevi işleri önemseyerek dini erteledi. Evet. Şimdi Mehdi gelecek yani birisi gelecek bu eksiği telafi edecek. Yani bu oportunist operasyonun ters yüz edecek bir mehdi gelecek. Evet. Çünkü din eksik kalmıştır burada. Hmm. Eksik kaldığı için de hepimiz aslında takiye üzere yaşıyoruz. Yani gerçek dindarlığımızı yaşayabileceğimiz bir zaman, gerçek dindarlığımızı yaşayabileceğimiz bir mekan ve gerçek dinlerce konuşacağımız bir insan şeyi yok yani. Eyvallah. Çünkü neden? Hep çalınmış, hep yani ertelenmiş yani. Gelecek, Mehdi gelecek ve bu işler düzelecek. Düzelecek ne demek? Zulüm düzeni yıkılacak. Adalet Tesis edilecek. Çünkü burada zulüm, Mehdi'nin hakkının yenilmesi, daha doğrusu yorumcunun hakkının yenilmesidir. O hak iade edilecek, taşlar dediğine yerleşecek. Evet. Şimdi bakın, bir filmde bir şey anlatayım mı? Ee, anlatın ama şu an, şu bilgi de vereyim. Son iki buçuk dakikamız. E, o zaman filmden anlatalım. Hayır hayır, yani He. ya bu konuyu böyle daha da çok uzatıp haftaya da devam edebiliriz. E, olabilir. Ya... Öyle yapalım. Anlatın hocam. Artık böyle Peki. baş başa. Metin Aksan'ın yönettiği edersen, e, Yılanların Üçü diye bir film vardı. Evet. Daha sonra Şerif Gören tarafından da çekilmişti 1985'te. ben ikisini de ikişer kere izledim. Belki üçer kere tam bilmiyorum. Ondan sonra bence çok güzel bir filmdir gerçekten. Fakat Şerif Gören'in filminde filmin ana fikri kayboluyor. Metin Aksan'da kaybolmuyor. Şimdi Metin Aksan'daki şey şu. Eğer bir yerde zulüm varsa Yılanlar çıyanlar yani yani doğada düzen bozulur. Hı hı. Tamam yani yani yılanlar insanları sokar falan. Yani düzen o zaman şimdi yılanları öldürmeliyiz yani. Yani yılanları öldürmeliyiz yani. Yani bir taraftan yılanı bir de yeryüzünde düzeni savunmalıyız. Yani yani adaletin mücadelesini vermeliyiz diye böyle bir doğa üzerinden böyle bir devrimci bir şeydi. Evet. Şimdi Mehdi'nin hakkı yenildi ya. Hı hı. Yani veya Hazreti Ali'nin hakkı yenildi ya. O gün bugündür düzen tutmadı yani. Eyvallah. Şimdi bir iki yerde anlatayım. Tamam. Bunu anlatıp bitireyim. Öyle. Buradan devam et Tamam. 2001 yıl, şey 2002 yılında e, Dünya Kupası maçı vardı. Otobüsten geliyoruz Ankara'dan. Dudanemim o zaman küçük. Böyle bir alevi abi vardı. Yanına oturdum. Konuşuyoruz. 73 yaşında bunu hiç unutmam. Vefat etse Allah rahmet etsin. Melekler cennet olsun. Bana bir hayat anlatmaya başladı ama ben yani öyle, ben böyle bir şey görmedim. Yani. <laughs> Yani tam böyle hani Ağustos'ta suya girsem balta kesmez buz olur. Tamam <laughs> anlattı anlattı bir gün Ben dertliliğimi pek sevmem. Bir yere geldim sıkıldım. <laughs> Bana dedi ki işte bir hikmet böyle bir şey. Yani Anadolu İrfane, dedikleri şey hakikaten böyle bir şey galiba. Olsun evlat dedi. Alimin, ali'mi öldürdüler ya dedi. Düzen tutmaz mı dünya dedi bir daha. Bu şu demek. Yeryüzünde bugün yaşadığımız bütün sıkıntılar Kabil'in Habili öldürmesi gibi. Evet. İnsanların Ali'yi öldürmesinden tahakkuk etti. Evet. İnsanların Hz. Hüseyin'i şehit etmesinden tahakkuk etti. Hz. Hasan. Dolayısıyla şimdi Habil kimdir? Alidir. Habil kimdir? Hasan'dır. Evet. Habil kimdir? Hüseyin'dir. Dolayısıyla şimdi birisi gelecek. Bu tarihi tersine döndürecek. Dönene kadar her şey kötü gidecek. Yani Ağzımızın tadı kaçacak. Yani su bozuldu, oh, oh. hava kokuştu. Anlatabiliyor muyum? Yani tefessüh etti yani. Kevni fesad oldu alemde. Evet. Mehdi gelecek işi düzeltecek. Bu nedenle Şia inancı Mehdi inancı üzerine kuruldur. Sünniliği anlatırım. Peki. Ee, hakikaten açıkça söyleyeyim. Çok keyifli bir şey. Değil. Pek çok şey yerle eksar ettiniz. Ama bunu merak ediyorum açıkçası. Evet. Şu, e, daha yayından sonra sormayacağım. Yani tamam. Konuşmayacağım bunu. Yine Haftaya böyle oturup karşınızda konuyu değiştirebilirsin geç sen hani böyle yok, bir şeyin ama yok. Ama tabii şimdi Ekrem Demir hocamıza yayın yapıyorsanız konu nereye ve nasıl gideceğini bilemezsiniz böyle çok keyifli olur. Ben işte altı tane böyle konu başlığı sırmıştım bir buçuk ancak oldu <laughs> hocam sağ olun haftaya devam edeceğiz <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ee, noktalıyoruz efendim hoşçakalınız. <laughs>